efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Akit TV ekranlarında Ali Tarakçı ile birlikte Çapraz Sorgu'da karşınızdayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir haftadır çok yoğun yine Türkiye referandumla kilitlenmiş durumda. Yine bu akşam referandum üzerinden konuşacağız. İzleyicilerimizi bekliyoruz. Evet, bugün sadece referandum değil, tamam referandum ağırlıklı konuşacağız ama sosyal medyada öne çıkan, en çok tartışılan, en çok konuşulan, efendime söyleyeyim, en çok böyle hashtaglenen, ilgi gören, tartışma konusu olan, polemik konusu olan sosyal medya başlıklarını da irdeleyeceğiz. Siyasi gündemi tabii ki konuşacağız. Referandum süreci artık başladı. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı peş peşe bir takım etkinliklere katıldı, açılışlara. Elazığ'daydı. Daha sonra Malatya'ya geçti bugün. Öte yandan Sayın Binali Yıldırım Başbakan da Almanya'da önemli, efendim söyleyeyim, temaslarda bulundu. Malta'da önemli temaslarda bulundu. Almanya'dayken enteresan gelişmeler oldu. Yeşillerden bir milletvekili Binali Yıldırım gözaltına alınsın, sorguya çekilsin, ifadesi alınsın gibi saçma sapan, aptalca, manasız bir açıklamada bulundu bugün. O bayağı bir konuşuldu, yankı buldu sosyal medyada. Orada Binali Yıldırım evet aslında kampanyasını da bir nevi yürüttü. Sonra Merkel'le önemli bir görüşme yaptı. Elbap'ta işler TSK'nın, yani Türkiye'nin, yani bizim istediğimiz gibi gidiyor. TSK şu anda hedefleri neredeyse %95'ini ele geçirmiş durumda. Şehrin tamamının hem de kontrol altına alınması artık an meselesi. Şimdi Elbap'tan sonra ne olacak? Bu konuşuluyor. Türkiye Rakka'ya mı gidecek? Membice mi gidecek? Rakka'ya gidecekse nasıl gidecek? ABD ile birlikte nasıl bir operasyon düşünülüyor? Bu merak konusuydu. Bu merakın giderilmesi noktasında da zaten dün Dunford Türkiye'deydi. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dunford'la Sayın Hulusi Akar İncirlik'te bir görüşme yaptılar. O görüşmenin detayları da 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Zaten Binali Yıldırım da Almanya'da buna ilişkin bir uçakta dönerken, Almanya dönüşünde bir açıklama yaptı gazetecilere. Şayet anlaşırsak dedi, Türkiye stratejik destek verecek Rakka operasyonuna. Yine muhalifler önde olacak ama TSK mensupları arkada olacaklar. Daha çok taktik destekte bulunacaklar. Dedi Ali Tarakçı, şu telefonu eğer Akit gibi canlıya tıklarsan o ses kesilmez. Tıklamaman gerekiyor. Tıklamamak için uğraşıyorum demene otomatikman geliyor. Ama ayrıca bir şey de söyleyeceğim. Zannediyorlar ki bu programın konuğu benim. Hayır, bu programın konuğu Ali Tarakçı da sunucusu benmişim gibi bir şey çıkıyor. Hayır. İkimiz de bu programın konuğuyuz. Yani ben anons yapıyorum diye ben sanki ev sahibiymiş gibi olurum. Ev sahibisin. Tamam abi. Ev sahibiyim de ama bu programda ikimiz ev sahibiyiz. Ama sen ev sahibi şimdi, gibi davranıyorsun. Yani o zaman sen de anons yap. Bir ama hafta sen küçük konuş. Daha uzmansın. Başlıkları sahip falan filan. Sen profesyonelsin. Bari tamam, ben anons yaparken şu telefonu kullanma. Ya kendi kendine sadece şey oldu. Sadece benim değil, seyircilerin de dikkatini dağıtıyorsun. Yok kendi kendine geldi. Evet. Şimdi bunu konuşacağız tabii ki, bu Elbap'ı konuşacağız. Arkasından yine dediğim gibi önemli başlıklar var. Köşe yazarlarının yazdıkları yazılar tartışma konusu oldu. Atılan tweetler bayağı bir tartışma konusu oldu. Yapılan açıklamalar tartışma konusu oldu. Peki sosyal medyada en çok konuşulan bu haftada bence bir numarasında Gırgır var. Çünkü Gırgır dergisinin o küstah, o rezil, o mide bulandırıcı karikatürüne inanılmaz bir tepki geldi. Ve o tepki neticesinde bu dergi kapandı. Sahipleri bu dergiyi kapadı. Ama burada asıl gülünç olan şey bu derginin sahibi Sözcü grubu. Fakat Sözcü gazetesi aptala yattı. Sanki onunla hiç alakası yokmuş gibi. Sanki bu derginin efendim onların kendi matbaalarından çıkmıyormuş gibi. Onlara bağlı bir yayın kuruluşu değilmiş gibi. Birden bir sessizliğe büründüler. Böyle bir şeye yattılar, saflığa yattılar. Ama bu dergini onların yayın grubundan çıkan bir dergi ve böylesine gerçekten mide bulandırıcı, tahrik edici, provoke edici bir karikatür çizildi ve bunun sonucu da bu Gırgır için pahalıya mal oldu. Yalnız savunma şekilleri çok komikti. Yani ya işte yorgunluk, aşırı dikkatsizlikten dolayı böyle bir durum ortaya çıktığı için özür diliyoruz. Ve de kapıyoruz. İşte o kişilerin işine son verdik. Bilmem neyi de kapadık falan filan. Yayına son verdik gibi açıklamalar yapmaları. Ya çok yorgunluk diyor ya. Nasıl bir şey? Yorgunluk.
ve efendim mesela dikkatsizlik. Şimdi dikkatsizliği anlarız da hani yorgunluk ne yani? Yani hepimiz yoruluyoruz ya burada vallahi yani yayıncılık yorgun zaten yorucu bir şey, habercilik yorucu bir şey. Bu çok komik bir şey ya, mazeret bu yani, hiç inandırıcı değil. Aslında bunun arkasında durabilme cesaretleri olmalıydı, önce onu söyleyeyim. Eğer öyle bir şey, nasıl bir cesaret? Şuradan dolayı. Charlie Hebdo gibi yaptılar. Eğer bir şey yapıyorsanız onun arkasında duracaksınız. Eğer onun arkasında durmayıp da yok yorgunluk bilmem ne gibi hikayeler anlatıyorsanız da o zaman da başka bir şey oluyor bunun adı. Ben o açıdan eleştiriyorum. Yoksa karikatürün eleştirilmesi ayrı bir şey. Bir de kapatıp ardından başka bir şey söylenmesi acayip bir absürtlük yani, önce onu söyleyeyim. Yani. Ya evet öyle. Şimdi burada başka bir şey de var. Onu da söylemeden söylemeden geçmeyeceğim. Şimdi burada çok önemli bir durum söz konusu. O da şu. Charlie Hebdo vakası oldu. Cumhuriyet gazetesi bunu yayınladı. Kıyamet koptu. O bir ifade özgürlüğüydü. O efendim söyleyeyim bilmem ne şey özgürlüğüydü diye kıyametler koparıldı kamuoyunda. Bu mesele bir anda bir sessizliğe büründü herkes. Hiç konuyu çok allandırmadılar, pullandırmadılar. Öyle çok da köpürtmediler. Sanal alemde çok konuşuldu, infial yarattı, tepki oluşturdu ama medyada da çok gündeme gelmedi. Şimdi mesele İslam dini olunca, tamam mı? İslam dinine yönelik bir hiciv olduğu zaman bir anda bu hicive karşı çıkıldığı zaman tepkiler geliyor. Vay efendim bu özgürlüktür, bu şudur, şu budur. Ama mesele kendilerinden çıktığında bir anda bir sessizliğe bürünüyorlar. Şimdi bunlar önemli, çok önemli, değerli efendim söyleyeyim yeryüzünde insanların inandığı dinler değil mi? Musevi yani. Efendim Hristiyanlık, Müslümanlık. Musevi'liğe her gün küfür ediliyor. İslam dini. Şimdi bir dakika. Yani niye şey yapıyorsunuz? Kim küfür ediyor ya? Yahudilik konusunda bu ülkede Yahudilere bir kere küfrün yani bini paraya. Antisemitizm yani bu, başka bir yok şey. Yok mu? Ama söyleyeceğim Yahudilik, başka bir şey. Yahudilik meselesi. Sen Yahudi'ye... Her gün Yahudi bilmem ne önüne arkasına bir yapsa ekleyerek şey yaptığın zaman bir Musevi'liğe küfür etmemiş mi oluyorsun yani? Böyle bir şey olur mu? Ya sorun şu, hiçbir dine, hiçbir inanca insanların kutsalına laf söylenmemeli, hakaret edilmemeli. Temel mesele bu. Kimin kutsalıysa o. Yani herkes bu saygıyı göstermek zorunda, anlatabiliyor muyum? Kendine saygı duyulmasını istiyorsan, kendine hakaret edilmemesini istiyorsan bir başkasının inancını da aşağılamayacaksın. Sadece bildiğim gerçek bu. Ya ben bunun üzerinden çok fazla prim elde edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bu çok rahatsız edici bir şey. Açıkçası bundan vazgeçilsin. Ya çok enteresandı. Mesela Avrupa toplumu diyor ki Batı toplumu. Kardeşim insan hakları var diyor. Kişisel haklar var diyor. Doğru. Tamam mı? İşte efendim bir kişi sokakta yürüdüğünde herhangi tanımadığı biri yahut tanıdığı biri hakaret ederse bu bir suçtur kanunlara göre. Medeni kanunlar. Suç. Ya arkadaş 2 milyar insanın inandığı bir peygambere hakaret etmek niye özgürlük oluyor o zaman? Şimdi söyleyeyim. Buna nasıl bir gerizekalılık, bu saçmalık, bu kaba mı diyorsun? Ama ben de bak, diyorum. İnsan, bana mı diyorsun? Hayır sana değil. Sana niye söyleyeyim? Yani insanlar mesela diyelim ki yani Avrupa toplumlarında bak kişiye hakaret ettiğin zaman o suç oluyor. Tamam mı? Gidip mahkemeye hatta biz yazılarımızda, köşelerimizde, haberlerimizde birileri bundan hiç hoşlanmıyor. Çok inciniyor, kırılıyor. Şahsıma hakaret edildi diye mahkemelere koşuyor. Ama bak biz de bir şey, biz bir ifade özgürlüğü kullanıyoruz ha burada gazete olarak, gazeteciler olarak, yayın grubu olarak falan neyse. Ama Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaret, son derece aşağılıkça yapılan bu hakaret ifade özgürlüğü oluyor. Ne kadar enteresan. Dalga geçer gibi değil mi insanların zekasıyla? Sadece... Böyle şey olabilir mi? Bak burada da bak bu ifade özgürlüğü. Bak hiç gıkları çıkmadı ha. İfade özgürlüğüdür bu. Bunu niye yapıyorsunuz? Hiç ses seda çıkmadı kimse. Baştan temel söylediğim mesele şu. Dünya 6,5 milyar mı? Yanılıyor muyum? 6,5 milyar. 7 milyar. 7 milyarın 2 milyarı İslam inancı Müslüman. 5 milyarı da başka inançlardan. Evet. Yani realite şu, insan hakları özgürlükler meselesini hem inanç üzerinden hem düşünce üzerinden anlayacağız. Bu hiç benim düşüncemi ifade etme, özgürce söyleme, ifade ettiğime yönelik olarak da örgütlenme hakkım olacak. Bu varsa zaten demokrasi var. Evet. Ama ifade etme özgürlüğü başka bir inancın ya da bir düşüncenin eleştirilmesi değil, eleştiri sınırlarının geçilerek onu yaralayıcı,
onu evet. aşağılayıcı bir tarza dönüşmemesi gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde bir suç olmak zorunda. En gelişmiş demokraside de, zaten gelişmemiş demokraside neyin suç olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama şu bir gerçek, insan hakları ve özgürlükler birine hakaret etmeyi gerektirmiyor. Bu bir televizyon için de geçerli, bu bir yayın organı için de geçerli Tuna. Evet. Yani bir kere onu öğreneceğiz. Yani kendine hakaret edildiğinde bağıracaksın ama aynı şekilde bir başkasına aynı üslubun daha ağır bir biçimde hakaret edeceksin. Yani mesela çok pratik söylüyorum şu anda, yani nereden nereye gelir ama düşün şimdi, biz de görüyoruz sosyal medya ortamında da evet verenler bu ülkenin en vatansever, milletsever, bayraksever insanları, hayır diyenler de en vatan haini, en darbe yanlısı, geldim en darbeden yana ettiniz. Olan insanlar. Yani şimdi ya da ben hayır dersem terörist oluyorum. Bu bir hakaret değil mi? Yani diyelim ki ben tercihimi bir siyasal tercih olarak, hı-hı, bir referandum tercihinde evet ya da hayır yaptığımda bana bilmem G nokta kılı demek ne kadar aşağılık bir tavırsa, beni hayır dediğim için ya da herhangi bir vatandaşı hayır dediği için onu teröristlerle ya da FETÖ ile bir başkasıyla eş tutmak da bir o kadar kötü, onu söylemek isterim. Şimdi bak, ben bu konunun bir tarafında seninle aynı fikirdeyim. Evet verenler evet verdikleri için cumhuriyet düşmanı, yok şu bu, yok koy, beyin, şey, saman beyinli, yok oyunu cücük, satmış, yok beyinli, yok efendim şu bu denilemeyeceği gibi hayır diyenlere de bölücü denemez. Peki ben arkadaşlarımdan bir şey rica ediyorum. Şu Sözcü Gazetesi'nin şu beynin, oy kullanmaya giderken beyninizi de yanınıza almayı unutmayın. Deli Aşık manşetini bir ara... Onu benim için de söylemiş olur. Bir hatırlatalım o şeyi. Bak, burada ikiyüzlükler de tıpkı bu Charlie Hebdo meselesi, Peygamber Efendimiz'e ya da kutsal dinlere yapılan efendim bu saldırılar, bu çirkin saldırılar, efendime söyleyeyim, bunların hepsi nasıl bir çifte standart varsa eğer, kere mesele İslam'sa, mesele Müslümanlarsa, çifte standartın alası uygulanır. Alası uygulanır. Katliam yapılır, suçlu yine Müslümanlardır. Savaş çıkarılır, suçlu yine Müslümanlardır. Ya batıda... Efendim, bizim İslam'ın içerisinde sözde İslam'a mal etmek adına terör örgütleri uydururlar, onu da Müslümanlara mal ederler. Yani mesela Müslümanlar olunca dünyada topyekun bir çifte standart var zaten. Fakat oradan buraya bak. Bunu tartışmıyor. Ama oradan buraya bak. Ama oradan buraya. Batıda Hazreti İsa ile ilgili, evet, yapılan kara kötür bilmem bana ne. Ya, yok bana ya. Ne? Niye, o da bir inanç? Hayır, bir dakika. Niye, Amerikalılar Hazreti yani İsa'ya karikatür yapması ya da affedersin, evet, Hollywood filmlerinde korkunç mizanserlerle, evet, anlatılmasına ses çıkartmayıp bunu absorbe etmesi beni ilgilendirmez yok, kardeşim. Yok, tüm inançlar dediğin de o açıdan söylüyorum. Biz yok, bunu kabul edemeyiz. Yok, yani. O da peygamber. O da peygamber. Ya, ona da sahip çıkacaksın. Onların mideleri bunu kaldırırsa bizi bağlamaz yani. O tepkiyse yani. O da bir tepki. Bu da yanlış bir retorik. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Hazreti İsa bir peygamber değil mi? Tabii ki. Ha, yani. Ya onu demek istemedim. Eğer onlar bunu hazmedebilme, o midesizliğe, o şey, zavallılığa eğer razılarsa, o beni ilgilendirmiyor. Biz öyle olmak zorunda değiliz. Böyle bir retori yapılmaz. Sen olma ya. Ben başka bir şey söyleyeyim. O da bir peygamber. Onu şimdi o tabii ki ya, Allah Allah. Yani tabii ki peygamber. O da bir peygamber. Hazreti Musa bir peygamber. Ya ne alakası var? Biz onu demiyoruz. Hepsine yapılan saygısızlık aynı ölçüde cezalandırılmalıdır. Aynı ölçüde kabul edilemezdir. Şimdi oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız. Beyninizi yanınıza almayı unutmayınız. Kimin için diyor söylemiş bunu? Seçmenler için, 1 Kasım seçimlerinden önce. Yok, 58 milyon seçmen için söyledim. Şimdi şöyle. Ayrımsız bu. Bak, onu söyleyeyim bak önce. Burada bir rahatsız eden ne biliyor musun Ali Trabz? Bir rahatsız eden şu. Senden bir günden bir şu cümleyi duymadım. Neden? Her konuşmana canım hayır dediğimiz için bize böyle yapıyorlar. Canım hayır dediğimiz için bize şöyle yapıyorlar. Hayır dediğimiz için bize terörist diyorlar. Hayır dediğimiz için bize diyorsun. Bir dakika diyorsun ama bak diyorsun ama senin ağzından hiç şunu duymadım. Ya evet ben demek suç mu ya? Değil. Niye söylemiyorsun bunu? Şu anlamıyorsun yani ki. Evet, niye anlamıyorsun? Ya bu ülkede sen evet verenler, evet vereceklere vebalı davranılıyor ya. Vebalı. Ne, sana söylediğim olay şu. Vebalı burada, davranılıyor. Burada evet verecekler için G kılı diyen adam için ne konuştuğumuz ortada duruyor. Bak bir dakika, onu söyledim ayrı. Müjdat Gezen'le ilgili de söyledim. Bak, hayır, ben onu demek istemiyorum. Ama bak, şunu söylüyorum. Ama yine söylüyorum, başlarken diyorum ki evet. Ama hep hayırla başlıyorsun. Hayırcı olduğun için ama, oradan başlıyorsun. Bak, kabul neyse, ediyoruz, anladık. Neyse ben... Hayırcı olmak kötü bir şey değil. Değil ya. Ya. Ha, yani. Değil. Peki evetçi olmak da kötü bir değil, şey değil. Bundan da biraz bahset. Allah Allah, söylüyorum. Hayır, söylemiyorsun. Bak, aynen. Her girişkanda hayırcılara böyle yapılıyor. Hayırcılara şöyle yapılıyor. Önce şunu bitirelim, oraya gelelim. Evet.
Bu 58 milyon seçmen için kullanılmış bir şey. Evet. Bu burada bir CHP'li, AK Partili ya da bilmem ne için ifade edilmiş bir şey değil. Ya aslında 58 milyon seçmene bir hakaret var. Ben oy kullanmaya giderken şeyimle mi gidiyorum? Tabii ki beynimle gidiyorum yani. Aslında temel mesele şu. Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi, seçkinci bu şeyin merkezinde duran ve milletin bir kesimini gerçekten aklını kullanamayan, oyunu bir torba erzak karşısında ya da yüzde karşısında satan insanlar gibi gördükleri için milleti aşağılayan bir tarz olunca bunu kullanmaları da doğal bir şey. Ama bu aşağılık bir şey. Önce onu söyleyeyim. Evet. Ama şunu söyleyeceğim. Eğer bir referandumda evet ve hayır tercihi varsa, birilerinin niye evet veriyorsa, o zaman evet tercihini kaldıralım, sadece hayır kalsın. Eğer birileri hayır verenleri de bir yığın şeyle, o kadar absürt şeylerle suçlayacaklarsa, evet, hayır tercihini de kaldıralım, sadece evet tercihi kalsın. Demek ki evet hayır tercihi konulmuşsa 58 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının önüne, bu demokratik bir tercihtir. Evet. Hiç kimsenin evet ya da hayır üzerinden, bu demokratik tercih üzerinden birilerini ötekileştirmesi doğru değil. Söylemek evet istediğim tuna Twitter'dan Enderun kullanıcı şöyle demiş. O alçağın, yani şu karikatürü yapanların, Musa Aleyhisselam'e küfürlü yazısını ekranda tam gösterin lütfen. Hayır, gösteremeyiz. Bir şey, bu daha büyük bir saygısızlıktır. Mümkün değil bu. Hem ritüel kurallarına göre mümkün değil, mümkün değil, hem de ahlaki olarak mümkün değil. Zaten biz buna esefle kınıyoruz. Nasıl böyle bir küstahlık, rezillik yapılır? Bir de bunu buraya mı şey yapacağız, yayınlayacağız? Mümkün değil. Bu arada tabii Twitter adreslerimiz @AliTarakçı, @TunaÖztunç, alt bantta görüyorsunuz. Zaten tweetleriniz gelmeye başladı. Oradan da interaktif bir şekilde programımıza iştirak edebilirsiniz. Küfür etmemek kaydıyla görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Efendim söyleyeyim, sorularınız varsa bizlere aktarabilirsiniz. Şimdi gelelim bir başka ikiyüzlülüğe. Bak, ben şunu anlatmaya çalışıyorum Ali Tarakçı. Bir psikoloji doğdu şu anda bu ülkede. Evet verenler bir pısırıklaştılar. Yani evet demeye korkuyor insanları, evet diyeceğim demeyi. Niye canım? Bir dakika ya, öyle bir linç. Bak, öyle bir linç var ki, öylesine bir aşağılama oluyor ki. Ya bir çekince var yani. Hayır, bir dakika, bir dakika. Şimdi benim anlayamadığım bir mesele var. Diyor ki, bir siyasi bir dil oluşturmuş hükümet. Diyor ki PKK, DHKPC, FETÖ, tamam mı efendim, bunların hepsi bir blok, bu terör bloğu, hepsi hayır diyor. Hayır propagandası yapıyor. Sizler de evet vererek bu terör örgütünün bu kara propagandasına diyor cevap vereceksiniz diyor. Biz buna inanıyoruz diyor. Bu böyle bir tercihtir ya, bu siyasi bir dildir. Tamam mı? Bu bir metazoridir yani. Bu olabilir. Allah, sen nasıl öyle dersin? Sen nasıl böyle dersin? Olur mu öyle şey falan da yaygara koparıyor. Arkadaşlar, aynı yaygarayı 3 numaralı VTR'yi lütfen yayınlar mısınız? Bak, aynı yaygarayı bu tarafa niye yapmıyorsunuz? Bakın, Kılıçdaroğlu ne demişti o başkanlıkla ilgili? O konuşmayı bir hatırlayalım. Aradaki o iki yüzlülüğü göreceğiz. Verin arkadaşlar o şeyi, VTR'yi. Verin. Resmi verin, fotoğrafı. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Tobal'da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin toplantısında aynen şunu söyledi. Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz dedi. Bir dakika. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Bir saniye, referandum sürecinde söylenmiş. Bunu neden şey yapıyoruz? Burada kalsın. Şimdi bu akıllarda kalsın. İki numaralı arkadaşlar, iki numaralı şeyimiz VTR mi? Bant mı? İki numara. Ver şimdi iki numarayı. Güzel, ver iki numarayı. Ver. Şimdi bu arkadaş, bu AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı, evet, bana çok yere çok değersizce bir açıklama yapıyor. Referandumda hayır çıkarsa iç savaşa hazırlıklı olun diyor. Dediği için bak, linç edildi, hakaretlere uğradı, sosyal medyada kampanyalar yürütüldü. En nihayetinde AK Parti son derece demokratik bir tavır ortaya koydu, istifasını istedi. Kendisi istifa etti. Benzer bazı hükümet sözcüleri de, bazı partililer de buna benzer açıklamalar yaptılar. Onlar hakkında da AK Parti Genel Merkezi soruşturma açtı. Gelin tekrar üçe. Ama her ne hikmetse bu ana muhalefet partisi lideri çıkıp diyor, dedi ki bir değil, birçok defa söyledi. Bak, bir değil, birçok defa söyledi. Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz dedi. O da yetmedi. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi daha mecliste görüşülürken,
330 çoğunluğu bulunması için oylanırken de aynı şeyi söyledi. Ve o bir CHP'li milletvekili parlamentoda oylama sırasında bu yasa çıkarsa iç savaş çıkar diye bağırdı. Ona da kimse ses etmedi. Kılıçdaroğlu bunu söyledi, ona da kimse ses etmedi. Kimse onların istifasını da istemedi. Ama mesele bir AK Partili bir hükümet, bir partili bu ifadeyi kullanınca linç ediliyor. Ben sana buradaki ikiyüzlülükten söz ediyorum. Kardeşim ben sana bunu söylüyorum. Anladın mı? Buradaki ikiyüzlülükten bahsediyorum. Evet. Evet. Şimdi... Bu... Sözün bitti mi bitti mi diye sorma. Ne tamam. Sorayım yani? Nasıl söz alayım yani? Gireyim mi? Dalayım mı yani? Ya söze gir söze. Aa, söze gireceğim. Ya olmayayım aldım. Yani sözün bitti mi? Yani devam edeceksen konuşmayayım anlamında söyledim. Evet, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylemesi bir kere bir suç. Önce onu söyleyeyim. Neden? Şuradan dolayı. Yani bir yönetim şeklinin, bir idari sistemin değişmesini istemek bir siyasi partinin seçmenlerine karşı verdiği bir sözdür. Siyasi parti bunu söyleyebilir ve isteyebilir. Şimdi bunu görelim. Ya başkanlık sistemini istemek bu ülkede bir suç olamaz. Anlatabiliyor muyum? Birincisi bu. Ama aynı zamanda diyorum ki başkanlık sistemini istemek nasıl ki bir suç değilse ona karşı çıkmak da bir suç değildir. Onu da bir başkalarıyla özdeşleştirmek, yan yana kurmak, koymak doğru değildir. Bu referandum sürecinde 18 maddelik anayasa değişikliği için Tuna, biz bir başkanlık sistemine falan gitmiyoruz. Bir kere millette öyle bir anlama var ki hayır bloğunda da evet bloğunda da sanki bu 18 madde geçince Türkiye başkanlık sistemine geçecekmiş gibi bir algı var. Hayır, çok açık net mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhurbaşkanı güçlendiriliyor. Güçlendirilmiş bir yapı söz konusu. Bu güçlendirilmede 18 maddeye yönelik karşı çıkanlar kendilerine göre farklı argümanlarla karşı çıkıyorlar. Evet diyenler de farklı söylüyorlar. Bu programda başından beri diyoruz ki Türkiye'nin yaklaşık %80 bloğunun %40'ının ana ekseni şu. Evet diyenler Sayın Erdoğan için diyorlar. Hayır diyenler de Erdoğan'a karşı çıktıkları için söylüyorlar. Ben de diyorum ki bu %20'lik denilen bir kesim de kendine göre bir şey geliştiriyor. Evet diyen de var bunun içerisinde. Yani AK Parti'ye hiç oy vermemiş. Evet diyecek insanlar da var. Bir saniye. AK Parti'ye oy vermiş ama hayır diyecek insanlar da var. Peki. Söylediğim olay neden bu. Neden o AK Partili parti üyesinin açıklamaları için savcıları göreve davet edenler niye Kılıçdaroğlu'nun göreve savcıları? Onu da diğer kesim sevgili, davet etseydi. Ne var bunda? Göreve davet etmediler savcıları. Arkadaşlar yayınlayın şu şeyi Betire'yi. Bir saniye Hazır Tuna. Bir dakika yayınlasınlar bir saniye, ya. Yayınlasın ya. Ben de diyorum ya, ki. Ya Türkiye'de bu tamam, Kılıçdaroğlu. Tamam tamam. BTR yayınlasınlar sonra söylersin söyleyeceğini. Kılıçdaroğlu bir savaş çıkacak dediğinde ona karşı çıkanlar suç duyurusunda bulunuyor zaten Tuna. Yayınlayın. Yayınlayın bir hatırlayalım. Anayasa darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net. Evet, işte... Kılıçdaroğlu bunları söylüyor, milletvekilleri bunları söylüyor ama hiç kamuoyundan bu konuda efendim söyleyeyim en ufak bir şey gelmiyor, tepki gelmiyor. Kimse bu Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan savcıları göreve çağırıyoruz da demiyor. Bak demiyor ama bir AK Partili parti üyesi bunları söyledi diye... Referandum sürecinde linç edildi, bunu linç. Evet ya da hayırcı olan hiç kimse bak, bu tercihten birinin öne çıkmasından dolayı bu milletin birbirini boğazlayacağına yönelik olarak bir çağrı yapamaz. Şimdi ben bu buradan... kim olursa olsun bak bu ister bir siyasi partinin lideri olsun isterse bir siyasi partinin il başkan yardımcısı bir yetkili olsun yapamaz. Bir kere temel bunu görelim. Bu siyasi bir ben tercih ya. Şöyle bir tespit yapacağım. Yok efendim şey olmazsa iç savaş çıkar. Hiçbir şey olmaz. Bir tane partili de çıkmış yok. Atatürk işte şu Gazi Mustafa Kemal buralıydı şuralıydı. Ya bak bunu yapan AK Partili arkadaşlar. Ben genel merkezi uyarıyorum. Genel merkez bu tip adamları bu tür açıklamalar yapanları iyi araştırsınlar. Bak kripto adamlar. İyi araştırsınlar. Bak bunlar hiç
şey yapılacak şeyler değil. Öyle görmezden gelecek öyle masum şeyler değil bunlar. Yani hayır, ya ne gereği var? Hayır, bir de onu güçlendiren açıklamalar onlar. Bir dakika, düşüncelerinden dolayı demiyorum bak. Fikirlerinden dolayı demiyorum. Zamanlama diyorum. Bu zamanlama doğru bir zamanlama mı? Yani zaten ne diyor AK Parti'de? Diyor ki biz şey yapmayacağız. Sert bir propaganda yapmayacağız diyor. Kampanyayı sert yürütmeyeceğiz. Erdoğan'ın da işte görüyoruz konuşmalarını. Yani bu açıklamalar neyin nesidir ya? Neye hizmet ediyor bunlar ya? Bunlar kime hizmet ediyor? Bunlar evet referandumda evet çıkmasına mı hizmet veriyor? Hiç inanmıyorum ben buna. Ya böyle bir şeyin altına dinamit yerleştiriliyor ya. Dinamit yerleştiriliyor abi. Bu adamlar irdelenmeli. Bu tür açıklama yapanlar mercek altına alınmalı. Bence evet. Genel merkez bak, buna izin vermemeli. Sadece AK Parti bu böyle olmaz. Bu hayır bloğu için de söylüyorum. Onun ya, için de ya hayır bloğunu ben zaten hayır bloğu zaten. Zaten onlar bir provokasyon peşindeler. Gel bak nasıl bir provokasyon peşinde olduklarını göstereceğim ben size. Gelin 9. şeye başlığa. Bak bu Amberi Zaman denen gazeteci bak nasıl bir tweet atıyor. İşte çok tehlikeli bak. Şimdi biz işin İktidar boyutunu konuştuk. İktidar parti temsilcileri böyle söyledi. İşte o ben böyle söyledim. Peki bu muhalif kesimde bak nasıl bir şey kullanmış. Efendim söyleyeyim nasıl bir tweet atıyor. Arkadaşlar Amberi Zaman. Turkey is banned of Türkçesi bulamamış. Prohibiting the train and Egypt order of the YPG whites diyor. Bu arkadaşlar. Bu değil. Bu dün bugünkü şeyini söylüyoruz. Tweetini bulun oraya aktarın. Sanıyorum editör arkadaşım yanlış şeyi paylaştı. Şimdi bunu bak. Aynen şunu kullanıyor Amberi Zaman tweetinde. Bu hayırcı terör örgütleri diyor. Bu bombaları patlatarak evet'e hizmet ediyorlar diyor. Bak kullandığı cümleyi sana söylüyorum. Bu Amberi Zaman'ın bugün attığı tweetteki kullandığı cümle. Diyor sözde hayır. Propagandası yapan diyor. Terör örgütleri bu tür diyor eylemlerle diyor evet'i besliyor diyor. Bak evet'i besliyor diyor. Bu nasıl bir hastalıklı kafadır ya? Bu nasıl tehlikeli bir kafadır? Bu nasıl provokatif bir kafadır? Bak bu çok tehlikelidir Ali Tarakçı. Her iki pencereden baktığın zaman bu açıklamalar tehlikelidir. Sakat kafalar bunlar. Şimdi savcılar herhalde Amberi Zaman'ın bu tuhaf, bu son derece tehlikeli, art niyetli, provokatif, bu Twitter hakkında bir soruşturma açacaktır. Bilemem onu. Açması gerekiyor mu? Açması gerekiyor. Ne diyecekler? Açması gerekiyor. Ne diyecekler açtığında mesela? Hangi nedenler? Ne demek ne yok diyecek? Yok ne diyecek? Barbaros Şansal TCK'nın, ne dedi Kıbrıs'ta? Yok TCK'nın hangi? Ne dedi? Küfür etti. Bak küfür başka bir şey. Bilmem neyinizde boğulur dedi. Bak bu başka bir şey. Ya bunda ne farkı var? Bu şu. İçerik olarak suçun işlenme içeriği farklı olabilir. Ama şekil olarak inanılmaz bir benzerlik arz etmekte. İkisi de kışkırtıcıdır. Bak şunu söylüyor bu Amberi Zaman. Bu tip kafadaki gazeteciler. Bunlar nasıl gazeteciler olduğu biliniyor da neyse. Bunlar şu kafadalar. Bak hayırcılar. Bak bu patlayan bombalar var ya bu patlayan bombalar. Şimdi subliminal mesaj veriyor orada. Kim yapıyorsa. Bu patlamaları kim yapıyorsa. Hangi terör örgütü yapıyorsa. Bak o evet'e hizmet ediyor. Acaba o terör örgütünün arkasında da. Bilmem şey mi var? Devlet mi var? Devlet mi var? Siyasi erk mi var? Yıllarca bu masalı anlattılar ya 7 Haziran'dan önce. Türkiye IŞİD'e destek verdi. 1 Kasım seçimleri öncesinde de aynı şey konuşuldu. Her türlü yalanı savurdular. Silah verdi dediler. Her türlü kara propaganda yaptılar. Şimdi benzer yerlerden yine kaşımaya çalışıyorlar. Yine bak benzer noktaları yine tetikleyip harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ali Tarakçı. Tehlikeli bir zihniyettir bu. Evet. Ne oldu? Bu konuda senin... Bravo. Lanet olsun. Yine sandık ve yine PKK bu işte bir gariplik var. Hayır cephesindeler ama evet oylarını yükseltiyorlar, masumlara kıyıyorlar. Evet oylarını yükseltiyorlar, masumlara kıyıyorlar. Şimdi buyurun bir şey söyleyeyim mi? Çok masum bulacak şimdi. Masum bulmayacağım. Bu aslında olay şu. Masumlara, düşünce özgürlüğü. Yok. Masumlara kıyıyorlar derken masum olmayanlara kıydıklarında destekleyecek miyiz? Bence masum olup olmamasının şeyi yoktur burada. Yani şunu yani demek istiyorum Amberi Zaman. Asker öldürüyorsanız, şehit ediyorsanız, polis şehit ediyorsanız onlar masum değil. Neyse. O bir savaş onlar için bu. Savaş savaş zayiatı. Amberin Zaman ya da bir ama siviller ölüyorsa masum. O mantık yani o kafa. Son 40 yıldır bu evet. Özellikle sol
blokta diyelim ki cephe kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum. Tam Amberi Zaman'ın dediği gibi mesela 40 yıldır yaşanan kirli savaş diyorlar mesela. Evet. Benim merak ettiğim hep şeydir, temiz bir savaş var mıdır yeryüzünde yani kirli diye ayırdığınızda. Yine buradan tam yola çıkınca masumlara kıyıyorlar dediğinde bile aslında Amberi Zaman'ın bu kelimeyi kullandığında bilinç altında ne demek istediği ortada. Yani ya bu teröre karşısındır yoksa evet yani referandum sürecinde yapılmamış olsaydı bu olay yani bu terörle ilgili hiç laf söylemeyecek miydi? Yani referandum sürecinde söyledi evet bloğuna hizmet ediyor. Ya bu alçak bir şey. Yani terörün karşısında durulurken bu hangi terörün olduğu önemi yoktur. Ya da sizin aidiyet açısından o terör örgütüne yakın olmanız ya da yakın olmamanız onu masum yapmaz. Önemli olan terör örgütü insanların ölmesine, yaralanmasına, mala, mülke zarar veriyorsa o terör örgütü ona toptan bir karşı duruş eylemek gerekiyor. Burada PKK'nın yaptığı eyleme evetçilere yarıyor diye karşı çıkanların kendi fikirlerini, duruşlarını, attıkları tweetleri bir süzgeçten geçirmeleri gerektiğine inanıyorum. En az bu bir başkası kadar kötü bir şey. Ama şunu kabul edelim ki bu tür terör olayları kim yapıyorsa, kim yaptırıyorsa, arkasında kim varsa şunu görüyorum ben. Yani referandum sürecine doğru demek ki bu tür terör eylemleri arttırılacak. Bir kere... Nereden biliyorsun? Sen de bu kafadasın o zaman. Bu kafayı şuradan kafadayım. Söyleyeceğim gerekçemi. Ne? Çünkü bir kesim var Türkiye'de. Ben şimdi... Bu evet ve hayırın hiçbir işe yaramayacağını söyleyen kimi terör örgütleri var, kimi siyasal yapılar var. Yani her ikisinin de aslında yanında durmamak gerektiğini ifade eden başkaları da var. Yani Türkiye şey değil yani, tek bir yerden okumak gerekmiyor. İkinci bir boyutu söyleyeyim. Evetçi açısından bakarsak bu evet geçtiğinde Türkiye daha güçlenecek, yönetimi daha güçlü olacak ve aslında daha çabuk karar alacak ve daha demokratik bir ülke olacak. Darbeler bir daha olmayacak. Hayırcılar açısından da aslında bu giderse Türkiye batacak başka bir. Şunu söyleyeyim çok açık bir şekilde. Ne evet çıktığında ne hayır çıktığında Türkiye ne duvara vurur ne bir şeye hangi sonuç çıkarsa çıksın. Bu Türkiye için aslında bir hayra yol açar. Ben kendi açımdan söyleyeyim onu. Ama terör örgütleri ve arkasındaki uluslararası istihbarat örgütleri varsa ki var. O zaman Türkiye'de bu kutuplaşmayı daha da arttıracak. İki kesimin de birbirinden nefretini daha da büyütebilecek terör eylemlerine girişebilirler. Benim söylemek istediğim olay bu. Buna dikkat etmek gerekir. Buna hem iktidarın sözcüleri açısından dikkat etmek gerekir, hem de muhalefetin sözcüleri arasından hayır ve evetle ilgili kullandıkları argümanlara son derece dikkat etmeleri. Peki ben, başka söyleyeceğim bir şey yok. Ben tersinden bir şey söyleyeyim. Bu üst akıl dediğin yani bu işte Batı, Amerika ve onların istihbarat servislerinin Türkiye üzerindeki paradigmalarının son bir yıldır ne olduğunu görüyoruz. En basitinden inanılmaz bir terör sarmalına bizi soktular. Ve biz bu 6 aydan beri bu terör sarmalıyla Suriye alakalı bu 15 Temmuz'dan da başlayıp şiddetli bir şekilde artan 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki o terör sarmalıyla bizi bu ülkeye diz çöktüremediler. Şimdi Türkiye evet hayır gibi çok önemli bir referanduma geldi. Bir dakika. Bu söylediklerim çok dikkatli algılansın. Terörle mücadele noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri son derece başarılı operasyonlar yaptılar. Ve bu lanet terör yapılarını belli kırdılar. Çok ciddi bir şekilde. İnanılmaz bir mücadele veriliyor. Hem içeride hem dışarıda. Terörün bu kadar pasivize olmasının en önemli nedenlerinden biri güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları. Lakin ikincisi, bak buraya dikkat buyurun, burası çok önemlidir. Bunun arkasında da şeytani bir planlama var. Çünkü bir bakıyoruz son 30 gündür Türkiye'de terör saldırılarında inanılmaz bir azalma var. Terör bir anda gündemin artık altlarına indi. Son 30 gün Türkiye neyi konuştu biliyor musun? Dolar şu kadar oldu, ekonomi böyle oldu. İşte bak finansal sıkıntılar var, sıcak para yok. Var mı canım? İşsizlik, bir dakika. Bu ekonomik mesele, ekonomik daralma ayyuka çıktı, konuşulmaya başlandı. Günlerce ekranlarda döviz tartışıldı, parametreler tartışıldı. Sonra bir anda PKK terör örgütü, DHKPC gibi terör örgütleri hayır propagandasını destekliyoruz açıklamalarıyla birlikte. Bir anda bir terör bloğunun hayır vereceğini ya da bir terör bloğunun bir hayır propagandası yürüteceğini tüm kamuoyu olarak idrak etmemizle birlikte orada da terör eylemlerinde sanki
tuhaf bir evrilme yaşandı. Bu tamamen üst aklın, tamamen dış istihbaratın içeride terör kendi tetikçileri olan PKK ve benzeri tüm terör örgütlerinin de verdikleri talimatlarla oluyor bunlar Ali Tarakçı. Şimdi bak burada bence ince bir çizgi var. Bunu tam tersinden de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii Allah korusun senin dediğin gibi yarın bunlar saldırıya daha da azıtabilirler. Başka yerlerde bombalar i̇şte patlatabilirler. Allah korusun. Asıl buna dikkat çekiyorum. Allah korusun ama bu meseleyi sadece o değil bir de tersinden de bakmak gerekiyor. Ben bakıyorum bak ben sana çünkü Türkiye'ye siyaset üzerinden mühendislik yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. DHKPC denildiniz. Bir dakika özür dilerim. PKK hayır demedim Ali Tarakçı. Diyorlar. Bütün terör örgütleri hayır demedi mi? Desinler ne olur. Bu katil ordusu bundan bir ay önce, iki ay önce bombalar patlatmıyor muydu bu ülkede? Yani işte yeni patladı. 40 terör... Hayır, hayır. Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmıyorlar mı? Yok yok, Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Merkezi'ne de DHKPC saldırmadı mı? Bak, Amberi Zaman kafası işte. Bak siz ama diyor bak, bu bombaları patlatarak diyor. Evet, hizmet ediyorsunuz diyor. Bak, buradaki dikkat et. Amberi Zaman meselesini... Dikkat et bak, bak, bu algı işte. Ben o algına sözlüyorum. Ben de diyorum ki bunun ters algı yaratılması da doğru. Diyorum ki tam Türkiye'de evet ve hayır tartışması sürdürülürken eğer gerçekten sınırlar aşılır ve ötekileştirme büyür tam bu noktada terör de gündeme gelirse uluslararası istihbarat örgütlerinin bir müdahalesiyle ya, kötü bir şey söylemek istediğim olay bu. Yani dile dikkat etmek zorundayız. Yani birinin evet dediği için onu başka bir şeyci ilan etmek biri hayır dediği için. O zaman yani iki tercihi de yapmayalım. Birileri gelsin, karar alsın, oldu desin, geçsin yani. O zaman niye demokrasi var? Niye seçim var? Niye sandık var? Anlatabiliyor muyum? Ya bu çok bu üst akıl meselesi, bu dış güçler diye tabir edilen yani kaynağın ne olduğunu bildiğimiz Batı, Amerika. Bunların gizli servislerin taşeron olarak kullandıkları, tetikçi olarak kullandıkları terör örgütlerinin her daim Türkiye'deki Türkiye'nin Orta Doğu üzerinde aldığı pozisyonu sabote etme ve siyaset üzerinde bir mühendislik yapma aracı olarak kullanılıyorlar. Ali Tarakçı. Bak bu çok önemlidir. Ve çok stratejik yerlerde ortaya çıkıyorlar. Çok stratejik yerlerde eylemler yapıyorlar. Bunları görmezden gelemeyiz. O açıdan da dikkatli olunmalı, uyanık olunmalı. Şu Amberi Zaman gibi kafalara dikkat edilmeli. Bak bu kafalar sakat kafalardır. Bir şey ya bu kafaların da bu kadar böyle üfürmeleri ulu orta yerde milleti kaşıyıp da milletin kafasını, beynini bulandırıp ortalığı karıştırmaya yönelik bu eylemleri de bence biraz şey olmalı, kontrol altında tutulmalı. Ben Türkiye'de yani gözden kaçırılmamalı. Ben bir tane PKK olduğunu düşünen biri değilim. Önce onu bir dakika, söyleyeyim. Bir dakika, reklam veriyormuşuz. Tamam. Yani sadece yalnız reklam vermeden önce yok, tweetleri de söyleyeyim. Şimdi Ender Bey diyor ki ya kardeşim bunların meselesi sen ben değil, düşmanlıkları İslam'dır. Yoksa Hazreti Musa Aleyhisselam'e ne işleri olabilir demiş. Yine şu karikatürü niye yayınlamadınız ifadesini kullanan. Bir başka seyircimiz evet çıkarsa gerçekten her kafadan ses çıkmaz demiş. Güzel bir metazor. Haklısınız ama Ali Bey biraz daha tarafsız olsun. Siz Ali Tarakçı tarafsız falan olamaz. O konuda hiç öyle bir beklentiniz olmasın. Sanki zaman zaman bazen tarafsız olduğu, insaflı davrandığı zamanlar oluyor. Doğrudur. O da artık ayda yılda bir oluyor. Bakalım ikinci bölümde kendisi sizin beklediğiniz noktaya da bir, o subjektiflikten objektifliğe dönebilecek mi? Peki kısa bir ara verelim Ali Tarakçı. Aradan sonra devam edelim. Tamam. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çapraz Sorgu'da ilk bölümü tamamladık. Şimdi programın ikinci bölümündeyiz. Tuna Öztunç ve Ali Tarakçı Twitter adreslerimiz hemen aşağıda görüyorsunuz alt bantta. Arkadaşlarım da onu sürekli orada sabitliyorlar zaten. Aynı zamanda Facebook'ta Akit TV'nin Facebook sayfasından da yine çok sayıda yorum ve sorular var. Oradan da canlı olarak izleyebilirsiniz diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var Ali Tarakçı. Bir aristo mantığı yapalım, düz mantık. Diyor ki terör örgütleri ortak bir bildiri açıklıyorlar. Diyorlar ki, efendim söyleyeyim, hayır verin, hayır propagandası yapıyorlar. Hayır verin, hayır propaganda. Kameramanımız bu arada bayağı bir yorgun görünüyor Ali Tarakçı. Yani mesai vermeden sabahın köründe başlayıp akşamın köründe bıraktırırsanız... Nereden biliyorsun? Niye öyle söyledin? Yok öyle bir şey ya. Ne sabahın köründe? Burada kaçta? Mesai saati 8 saattir. Öyle mi? Evet. O zaman niye yorgun arkadaşlarımız? Niye öyle? Ya boş boş konuşmaya başladı. Şimdi seyircilerimiz bunu ciddiye alacaklar ya. Al, öyle bir şey yok. Kameramanlar sor o zaman. Birsa bir gazetecisin. Ha, bizde mesai saati bellidir de 8 saattir de. Fakat ben şunu anlamıyorum. Gazetecinin
Mesai saati olur mu habercinin? Olur tabii. Olmaz. O kameraman. Aynı zamanda kameraman mı? Hayır hayır, bak genel anlamda söylüyorum. Ama kameraman aynı zamanda bir gazeteci. Ama genel anlamda baktığında olur, tamam mı? Aslında habercinin mesaisi yoktur. Ne yapacak? Uyurken gözleri açık mı uyuyacak? Habercinin mesaisi yoktur. Uyurken sen nasıl bir gazetecisin ya? Sen nasıl bir şeysin? 15 ya? Temmuz'da, 15 ha. Temmuz darbe gecesinde CNN'in, NTV'nin kaç tane izinli dünyada, muhabiri ve editörünün koşa koşa bulundukları tatil yerinden kaç geldi, kere, evlerinden Türkiye'de kaç kere 15 Temmuz nasıl bir gazetecisin kaç kere ya? 15 Temmuz oluyor ama ya? Doğru, sen yani... Nasıl bir gazeteci oldun belli tabii, zaten. Ben işte, Ankara'daydım 15 Temmuz akşamı şey. Sen de arabaya bindin İstanbul'a geldin. Hayır ama, gelmedim canımın içi. Konya'dan İstanbul'a şeye geldim. Ankara'ya, Sıhhiye'ye geldim. Evet. Kızılay'a geldim. Evet, evet. Şimdi burada gel gelelim, neyse rahmetli Enver Ören söylemişti bunu. Hiç unutmam, habercinin mesai saati tabii, olmaz Enver diye. Enver Ören önce işten attığı adamların... Emre Ören rahmetli oldu. Ya neyse, rahmetli Emre Ören işten olayı, attığı gazetecilerin şimdi, paralarını ödesin. Şimdi olmuş. Ben sadece sözü, sen Allah Allah olayı nereye getirdin ben ya? Ben de oraya getirdim, sen ya söyle. Aklıma geldi yani. Abi, aklıma niye geldi. Saptırıyorsun onu, neyse anlamadım. Tamam, devam et. Ya inanılır gibi değilsin ya. Sen de inanılır gibi değilsin ya. Enver Ören'ü söylersen ya meslekten... Bak, ben meslekten, örnek veriyorum. Ben de diyorum ki, meslekten açarsan... Yani sen elemanlığın konuş, hakkını ben tam sana bir şey veriyor musun? Gazeteciler senin saatin fazlasında çalışıyor. Senin 30 ayet elemanın kardeşim var. Vermiyorsun. Verir, sen veriyorsun öyle, dolgun var. Veriyorum tabii. Veriyor musun? Bilmiyorsun çünkü. Veriyor musun mesele dolgun şu, var? Türkiye'de bu mesleğin içindeki meslektaşlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Karşılıklarını bak, da almıyorlar kardeşim. Akit, tamam illa konuşmak. Akit Medya grubunda, kimse 10 dakika dahi fazla mesai ya yapmaz. Ben Akit için konuşmuyorum. Bir, genel için konuşuyorum. Bir, burada çalışan emekçinin daha telleri daha soğumadan maaşları ödenir. Neyse, İki, Türkiye'de basın emekçileri tamam bir kere az İki, maaş alıyor. Bunu hiç burada hak Tuna vardır, hukuk vardır, adalet vardır bu kurumda. Sen burayı piyasayla karıştırma. Tuna. Burası piyasa gibi değil. Ben Akit Medya TV'de, grubu, biz... Akit Medya Grubu çok güçlü bir gruptur. Ve aynı zamanda da personeline de çalışanına da Tuna son derece şefkatlidir. Biz son Akit derece insanidir. Biz sadece, tamam mı? Bak, herkese saniye, hakkı hukuku da veriliyor. Kimse saniye, fazla mesai saniye yapmıyor. Biz sadece ben gönüllü yapıyorum mesela. Bir saniye. Bak, ben gönüllü yapıyorum. Bir şey yaparsın ya. Benim işim bu abi. Bir şey söyle, yap sen. Benim yaşam biçimim ya bu. Anlamadım. Allah Allah yani. Bak, kameramanlar üzerinden bir şey söyleyeyim ama Türkiye'de medya mensupları, evet, gerçekten de büyük medya mensupları da küçük, evet, gruplarda çalışanlar da gerçekten zor şartlar altında çalışıyorlar. Çok da iyi para falan almıyorlar. Önce onu söyleyeyim. Bu Akit Medya Grubu'nda kimsenin hakkı yenmemiş. Tam bir şey demiyorum asla ya. En ya düzgün patron, çalışan patronu medya gruplarından bir tanesidir bu. Arkası holding yoktur abi. Patronu arkası holding olmamasına rağmen. Ya bu kötü bir şey değil ki. İyi tamam bir şey mı bu. Ya şimdi gelelim başka bir biz burada kimseyi fazladan kimseyi Allah, kimseyi çalıştırmıyor. Tamam çalıştırma ya. Tamam kötü bir şey. İyi bir şey bu. Tabii. Sadece söylemek istediğim olan şu. Gelen bir yorum var. Hem tamam. Twitter'dan bir de ben sözümü saptı bir yere gitti. Tamam ya kardeşim, ben aldım sözü şu anda. Tamam sen al, tamam, ben tamam. Sen yine kaldığın yerden devam et. Bir tanesi şu, bana da yorumlar geldi bu Amberi Zaman'la ilgili olarak. Masum insanları alıp öne çıkarttınız. Aslında onun söylemek istediği tam da senin anlattığın gibi diyenler var. Yani işte bu tür bombalama eylemleri evetin yükseltir diye. Beni orası ilgilendirmiyor. Beni hiç, asıl şu ilgilendiriyor. Terör örgütleri var mı kardeşim? Terör örgütleri sadece seçim döneminde yani bombala patlatmazlarsa evet'i yükseltmeyecekler. Hayır. Ya bu nasıl bir bakış açısı ya? Terör örgütü dediğim terör örgütü silahını bıraksın, tamam mı? Yani devlet de varsa başına binsin, temizlesin yani. Böyle bakıyorum meseleye. Şimdi gelelim yine beni dinlemekten dolayı son derece rahatsız olan şu anda izleyen izleyicilerimiz varmış. Dinlemeyin kardeşim, ne yapayım yani? Allah Allah, ne demek dinlemeyin? Söyleyeceğim ya, bitireceğim. Allah, bitireyim ya, lütfen ya. Tahammül göster. Göstereceğim. Geçen hafta senin yüzünden ben az dinlesene, ya, az dinlese, az dinle ya. Beni hayır, beni rahatsız oluyorsa. Beni Twitter'da hashtagleyip söyleyeceğim. Anlamıyorsun. Benim yüzümden söylemem. Ben kendim senin söyledim. Senin yüzünden tabii, sen konuştun. Ben söylediğimin arkasındayım kardeşim. Bak, ne yapacağım? Ama niye bana mal olur? Ben ne yapayım yani? Ben sen Tuna'yla misafirim misin? Bir saniye. Halbuki ikimiz de bu programda eşit koşullarda. Özür dilerim, bir şey söylüyor muyum? Kendimle ilgili bir şey söylüyorum. Dinlesene az. Ya ne yaptın? Ben izleyicilerime şunu. Ya şunu söyle. Tamam. Ne demek izlemezsen? Ya adamın morali bozuluyormuş. Sinirleri bilmem alt üst olabilir. İzlemesin. Ama şu. Buradan söylemek istediğim olay şu. Biz farklı olanı dinlemekten, kendimize benzemeyeni görmekten, kendimizi kendi düşüncemizin dışında aykırı bir şey söyleyene ifrit oluyoruz. Ya bu nasıl bir Türkiye? Nasıl bir demokrasi anlayışı? Nasıl ya sorun şu. Milleti millet yapan Tuna gibi düşünen, Ali gibi düşünenlerin tamamının olduğu yer değildir. Ya da bizi izleyen izleyicilerimize benzerlerin oluşturduğu yere millet denmiyor.
Millet farklılıkların yan yana durduğu, etniste kimlikleriyle, inançlarıyla, siyasal düşünceleriyle, kültürleriyle, gelenekleriyle farklılıkların bir arada yaşadığı, ortak paydası olan, ortak paydaları olan bir kavramın karşılığı. Seyirciden özür dile. Dilemiyorum. Niye dileyim ya? Ne demek dilemiyorum ya? İzlemesin. Kapat o zaman. Ya. Ne demek ya? Geletiriyorum. Niye tahammül göstermiyorsun? Herkesi seni övmek mi zorunda kardeşim? Beni övmesin geçen ya. Geçen haftada ama beni yerdiler. Diyorum ki eğer hatta iftira attılar bana yani. Ben ne yaptım? Bu da izlemeyin be falan beni rahatsız ediyorsa, beni hasta ediyorsa izlemeyeceksin. Ne yapayım yani? Şimdi yine bir şey bak, daha bak biri diyor ki bir Barış Tunçer kardeşimiz. Vallahi dayanamamış bana. Benim Facebook'umdan atmış bana. Diyor ki. Ya diyor bu Sayın Ali Tarakçı ne diyor ya Tura Bey hiçbir şey anlamıyorum. Anlayan var mı? Ben inan anlıyorum. Anladığım kadarıyla da sizlere aktarmaya çalışıyorum. O ha, konuda bir de yani seni yani bir de şey seni burada şey rehber olarak tutacağım yani. E ne yapayım seyircilerimiz anlamak istiyorlar. Ben de ne yapayım? Anlatamıyorsun ben de ben anlatıyorum niye? Seni yerine. Ben mesele ne İyi bir şey yapıyorum senin Türkiye, adına. Türkiye'de kimi insanlarımız, kimi gruplar, kimi cemaatler yani ben cemaati inançsal anlamda kullanmıyorum onu önce ifade edeyim. Ya şu bize benzemeyenlerden rahatsız oluyoruz Tuna. Yani bizim ben rahatsız gibi olmuyorum. Yok yok senin için söylemiyorum. Bize ben sana diyor muyum sen diye. Sen diyorsun. Ama ben öyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki bize benzemeyenlerden, benim gibi düşünmeyenlerden acayip ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Aynı yerde durduğumuz, aynı düşündüğümüz insanların yanlış yaptığında onu söyleyebilmek de vicdanlı insanların işi. Aman bizden bu onun yanlışını söylemeyelim. Aman ne olur onu yanlışı kapatalım demek de yanlış bir şey. Sorun şu, bu referandum süreci hangi sonuç çıkarsa çıksın, ister evet çıksın, ister hayır çıksın, Türkiye'nin sonu falan değildir. Türkiye'de 6 tane referandum yapılmış Tuna. 6 referandumdan 5'inde evet çıkmış, 1'inde hayır çıkmış. Evet. Ve o 5-6 referandumda evet ve hayır söyleyenlerin birbirlerine ne söyledikleri arşivlerde duruyor. Görsel ve yazılı medyanın arşivlerinde duruyor. Ama Türkiye yine yoluna devam etmiş anlatabiliyor muyum? 16 Nisan akşamı oylama bitecek 17 Nisan sabahı sonuç çıkacak. Türkiye yine normal sürecine dönecek anlatabiliyor muyum? Yani bunu devletin bekası üzerinden ve Türkiye'nin tüm geleceği üzerinden okumayı yanlış buluyorum. Sayın Erdoğan bile 5. bant burası sonra izle. Şahsım için isteyecek kadar karaktersiz değilim diyor. Aynı zamanda da çıkıyor diyor ki her şeyin de çözümü değil diyor bu. Yani o kadar da her şeyi çözecek bir şey de değil diyor. Yani Sayın Erdoğan bile bunu söylerken birilerinin farklı bir noktaya taşımaları her iki bloğunda yanlış söylemek istediğim olay bu. Dünyanın sonu değil. Ben şuna inanıyorum. Hangi sonuç çıkarsa çıksın evet bloğu hayır çıktığında onu şer gördüğünde ben hayra yol açacağına inanıyorum. Hayır bloğu evet çıktığında şer diye görüyor. Ben de onun bir hayra yol açacağını görüyorum. Türkiye'nin sonu olacağına inanmıyorum. Aksine bu tartışmalar iyi ki yaşanıyor Tuna. Hı hı. Çünkü biz Türkiye'nin bu tartışmaları yaşarken de 100 yıllık bir sistemin yönetemediğini, bu idari yapının Türkiye'nin sorunlarını çözmediği gerçeğini de konuşuyoruz aslında. Neyin çözmesi, nasıl bir sistemin çözmesi konusunda da toplum tartışıyor. Bu fena bir şey değil. Bu tartışmalar zaten Türkiye'yi doğru bir yere ya, götürecek. Bak Erdal Taspınar kardeşim sormuş Tuna Bey bu Ali Bey neci demiş. Sen necisin? İlla bir şey mi olmam gerekiyor? Ne bileyim seyirci soruyor Allah Allah. Tamam söyleyeyim. Ben söyleyeyim necisin? Kendime. Ben söyleyeyim. Demin bir... Ya senin cep telefonun yok mu? Bir saniye. Baktın şarjım sen bitti. Twitter'da şarjım bitti. Ha şarjım. Anladım. Bir şey daha söyleyeceğim. Demin bir tane izleyicimiz demiş ki Tuna Bey yanındaki bu Ali Tarakçı kripto Fethullahçı galiba Fethullah. Demiş. Bir kere şunu söyle. Ben geçen hafta neci oldum. Neyse canım. Sen neci. Ama sadece şunu söyleyeceğim. ekran başındaki izleyiciler için de söylüyorum. Beni FETÖ'nün yanına koyamazlar. O FETÖ ile damat alanlar, gelin alanlar, iş yapanları oraya baksınlar kripto. Yani o biz orada olmayız. Önce onu söyleyeyim. İkinci bir boyutu daha söyleyeyim. Ben kimim? Ben ulusalcı değilim, tamam? Yani cumhuriyetçi de değilim. CHP'li de değilim. AK Partili de değildim filancanın. Bir sen bitireyim. Ama bu çok güzel bir soru. Bak bir şey bir yorum geldi. Hüseyin Karliler denen bir seyircimiz, değerli kıymetli bir seyircimiz demiş. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Demiş bu adam rol mü yapıyor yoksa gerçekten AK Parti düşmanı mı yazmış? O zaman söylenmesi gerekiyorsa söyleyeyim. Sen rol yapıyor musun? Vallahi sen oyuncu olan sensin. Ben oyuncu ben değilim. Ben niye oyuncuyum? Ya tiyatrocu değil misin aynı zamanda? Ben gazeteciyim. Ben olmadı uğraştım devlet tabii. Tiyatrosu sen konservatuar mezunu tabii değil misin? Tabii. Onu sen iyi bilirsin. Ben bilmem. Ben konservatuar ben hayır ben normal. Ama şunu söyleyeyim soru soran hayatın içinde herkes rol yapıyor. Önce onu söyleyeyim. Herkesin rolleri var hayatın içerisinde. Ama sadece... Seyircimiz herhalde anlamıştır. Anlasın. Seni bir yere koyamamış seyircimiz. Koymasın ya. Koymak zorunda mı? Sen diyor hani
diyor hani senin AKP, ben söyleyeyim o zaman AKP ya, yazmıştı işte, AKP muhalefetinin oyuncu. O zaman ben söyleyeyim ben o zaman bilsin. Alterakçı diye şeye girince yazılarımı görür zaten, problem yok ki. Ben bir kere Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy vermiş. Sayın Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmış. 2010 referandumunda evet demiş biriyim. Yani çevremde de yazılarımda ortada duruyor. Arşive girdiklerinde görürler. Kimse şey, ama ben bu referandum değişikliğinin, bu anayasal değişikliğinin Türkiye'nin hayrına olmadığını, yanlış olduğunu düşünen biriyim. Bu benim vatandaşlık hakkımı, anlatamıyorum. Ya şöyle bir şey de görmüyorum kendimde. Beni Ali Tarakçı olarak Tuna ya da DHKPC ya da TİKKO ya da atıyorum MLKP ya da PKK bu referandum sürecinde hayır diyormuş diye benim hayır tercihimi onunla birlikte okumayı kendime hakaret sayıyorum. Ya bir şey, aynı zamanda buradan peki, hayır derken bitireyim abi lütfen ya. Bir dakika, hiç rahatsız evet. Duymuyor musun? Evet. Duymuyorum tabii. Evet. Ha, PKK bir şey terör bile onun tabii. Hayır niye demesi seni rahatsız niye etmiyor. Duyuyorum? Niye rahatsız olmuyor? Şuradan dolayı rahatsız olmayayım. Ben zaten yaşam, duruşum, ilkelerim, zihniyetim, zaten dünyaya bakışım terör örgütlerinin karşısında duran. Peki. Bak bir saniye. Onların hayır demiş olmasının hangi gerekçeyle söylendiği beni ilgilendirmiyor. Peki, o zaman şunu sorayım. Sen terör örgütlerinin hayır demesi seni rahatsız etmiyor. Etmiyor asla. Bir hayırcı olarak. Seni evet etmiyor tabii. Onlarla oy anlamında bak. Evet, yanlış anlama. Tabii. Oy anlamında. Evet etmiyor tabii. İster istemez aynı bir noktada yani yer almak seni rahatsız etmiyorsa. AK Parti'nin çıkıp da ya bakın değerli vatandaşlarımız bunlar bir hayır veren bir terör bloğu var. Sizler evetlerinizle bunlara cevap vermelisiniz. Çünkü beni de o zaman demesi beni sana niye batıyor? Beni çünkü şuradan bir dakika, madem bu seni rahatsız ediyor batıyor, da şuradan biri de kardeşim bunlar bu terör örgütleri hayır veriyorlar, hayır destekliyorlar. Siz evetlerinizle bunlara cevap verin demesi sana niye batıyor? Şuradan, ya da senin gibi düşene niye batıyor? Şuradan batıyor. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak diyelim ki ya hayır. Abi sen terör örgütlerinden rahatsız olmuyorsun da bu ülkenin seçilmiş bir iktidarının beni bir metazonu gelişmesi. Beni terörist dediğinde seni niye rahatsız ediyor? Bana nasıl terörist der ya? Ya niye rahatsız? Bana nasıl sana terörist, terörist demiyor ki? Tuna bak bir dakika. Bana terörist sen diyor. Sen diyorsun ki terör örgütlerinin hayır vermesi Ali Tarakçı olarak beni rahatsız etmiyor. Algı. Ay, etmiyor ben tabii. Ben gönül rahatlığıyla hayır niyesin vereceğim diyorsun. Ben de diyorum ki sen bunu diyebiliyorsun da terör örgütleri seni rahatsız etmiyor da. Bak terör örgütü kardeşim tamam, ya. Tamam. Bu ülkenin resmi seçilmiş bir iktidarının bunun üzerinden bir siyaset yapıp ya arkadaş bunlar sizler de evetlerinize bunlara cevap vereceksiniz sevgili, demesi sana niye batıyor? Sevgili genel yayın yönetmenim bir saniye. Bir saniye. Masada eğer Türkiye'nin bu 2017-16 Nisan'da oy kullanacak seçmen sayısı varsa ekrana verirseniz çok seviniriz. Var var. Niye rahatsız olduğumu söyleyeceğim. Yönetmenim kardeşim ben benim oy oranım seçmen. Tüm izleyicilerime ve sana bir kez daha altını çizerek. Bana değil değil. Ben sana ya dursa dinlesene. Kardeşim, sor işte yanıt veriyorum. Sen diyorsun ki terör örgütleri beni rahatsız etmiyor. Niye dinlemiyorsun? Ben de sana diyorum iktidarın bu söylemi seni niye rahatsız ediyor? Siz nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ki? Nasıl bir kimiz biz mi? Evet sen evet. Ne, bize hangi kategoride? Dinle koyacağım seni. Sorduğun sorudan koyacağım. Dinlesene beni. Dinlesene biz beni. Ben terör örgütlerinin hayır vermesi beni rahatsız etmiyor diye bir şey söylemedim. Sen ben önce bu cümleyi bir konuş. Sen önce bu cümleyi bir irdele. Bitireyim az söylesene. Sen bunu sorumluluğun altında hissediyor musun bu kullandığın cümleyi? Hayır bitireceğim. Söyleyeceğim niye dinlemiyorsun? Sevgili izleyicilerim Türkiye'nin 58 milyon seçmeni var. Beni alın Ali Tarakçı'yı verin. Tamam beni verin tabii. Niye Tuna'yı veriyorsun? Tamam ben de onu söylüyorum. Tamam. Sen konuşuyorsun. Ha, tamam. 58 milyon seçmeni var. Nasıl bir akıldır ki Türkiye'nin 58 milyon seçmenini bir kısmını terörist olarak görmek, bir kısmı da vatansever olarak görmek nasıl bir zihniyettir? Yani o zaman Türkiye'de terör örgütü üyesi ya da yandaşı olduğuna inandığınız kişilerin seçilme ve seçme hakkını elinden alırsınız sorun kalmaz. Sandığa giden herkesin oyu kutsaldır. Sandığa giden herkes bu ülkenin eşit bir vatandaşıdır. En az evetçiler kadar, en az hayırcılar kadar. Ya nasıl bir mantık bu? Nasıl ki bu ülkenin seçkin, merkezci, milleti aşağılık gören, aşağı gören kesimleri milletin oyuyla biz en yukarıdakiyle en aşağıdakinin oyunu bir olmadığını söyleyenler varsa seskinci bir tavır, elit bir tavır varsa bugün hayır diyenleri de farklı görmek, terörist görmek, teröristlerle yan yana görmek seskinci bir tavır yaklaşımıdır. Onun için herkes aklını başına toplasın. Söylemek istediğim olay bu. Siz yarın sabah 16 Nisan'ın 17 Nisan sabahı %51 hayır çıkarsa Türkiye'yi teröristler mi basmış diyeceğiz? Bu insanların ertesi gün hepsini tutuklayıp cezaevine mi dolduracağız?
Böyle bir mantık olabilir mi? Ya da %40 hayır çıksa Türkiye'nin %40'ını terörist mi ilan edeceğiz? Lütfen herkes sağduyuya davet ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşıyım. Hangi oyu kullanıp kullanmayacağım konusunda beni hangi şeylerin içerisine koyup koymayacağı üzerinden bakma. Aklım var benim, aklım. Evladından iyi face almışsın. Ne evladından? Oğlun tiyatrocu ya. İyi tirat attın. İyi monolog. Peki şunu niye söylemedin attın tiratta, monologta? Evet diyenler Atatürk düşmanı değildir. Değildi, evet değil diyenler tabii. Türkiye Cumhuriyeti düşmanı değildir. Söylüyorum, niye anlamıyorsun? Evet diyenler bidon kafalı değildir. Sen tamam gerçekten mı? Bu kadar mı art niyetlisin ya? Evet verenlerin, bu kadar mı art niyetlisin? Evet verenlerin hayır diyen terör yapılarından rahatsız olmasını anlıyorum. Makul görüyorum. Anlayışa karşılıyorum. Niye diyemiyorsun? Çünkü beni onun içine koymasın diyorum. Anlamıyor musun? Yo abi sen ben bu ülkede sen terör örgütlerinden rahatsız değilsin. Ben bir şey söyleyeyim. Bari rahatsız olan vatandaşlara ben de diyorum ki sana diyorum, rahatsız olmanıza Tuna, hak veriyorum Tuna, de. Onlara diyor ki hak veriyorum. Ben terörden rahatsızım. Sen veriyorum. Ne demek istiyorsun ya? Ya sen aynen kullandığın cümleyi ben diyorum ki Türkiye'nin 58 bin hayır demesi beni rahatsız etmiyor dedin ya. Şuradan bir hayır verecek bir sesin. Bana ne hayır verecek ya? Ben de niye sana soruyorum yani? Seni rahatsız etmiyorsa beni rahatsız evet verenin rahatsız etmesi size niye batıyor? Ben de sana bunu soruyorum. De ki evet veren bak bu kadar, evet veren vatandaşların zaman. Hayır veren terör bloğuna tepkili olmasını anlıyorum de. Hayır, anlayışla karşılıyorum. Anlamıyorum. De. Niye anlamıyorsun? Şuradan dolayı anlamıyorum. Sen anlamazsan bu anlamaz seni nasıl anlayacak? Şuradan neden anlamadığımı söyleyeyim. Söyle. Çünkü öyle bir okuma yapıyor ki hayır bloğunun hepsini vatan, millet ve terörist düşmanı ve bayrak düşmanı olarak görüyor. Böyle bir şey olur mu? Ben diyorum ki herhangi bir terör örgütünün bir karar almış olması, Türkiye'nin yasaları var, savcıları var, emniyet güçleri var, istihbaratı var kardeşim. Bu devletin görevi. Ama bunu şunu yapmak, bak evetçiler de bu ülkeyi en az hayırcılar kadar seviyorlar. Ama şunu bilmelerini istiyorum evetçilerin de. Hayırcılar da en az onlar kadar bu ülkeyi seviyorlar. Kim kriter yapacak bunu? Ya 28 Şubatçılar bin yıl süreceğini düşünüyorlardı ve onlar için vatan haini olan, devlet düşmanı olanlar belliydi. Ama gitti. 12 Eylülciler için vatan düşmanları belliydi, devlet düşmanları. Ya 15 Temmuz'da darbe olsaydı kimlerin düşman olacağı da ortada. Onun için benim iradem şu, bu ülkenin evetçiler kadar, hayırcılar kadar eşit vatandaşlık hakkı olan bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak benim bu referandumun yanlış gördüğüm noktalarına hayır deme hakkım var ya. Ve ben buna hayır dediğim için beni niye kâr cephesinde görüyor birileri? Söylemek istediğim bu Tuna. Evet. Şimdi burada tekrar ediyorum. Burada adil olunmuyor. Bak ben ne dedim programın başında? Hayır veren hiçbir vatandaşımız terör yandaşı değildir. Bölücü değildir. Ben bunu söylüyorum. Bak bunu söylüyorum ama sen çıkıp evet verecek olan seyirciye ya bak siz evet verecek olan seçmenlerin şu terör bloğunun hayır demesinden rahatsızlık duymanıza saygı duyorum ve anlayabiliyorum. Sen gerçekten ya var ya kafayı mı yedin ya? Ya ne kafayı yedin? Ben sana kafayı bunu niye söylemiyorsun? Sen kafayı yemişsin ya? Ki terör örgütlerinden rahatsız. Ben diyorum ki şu dili kullanmak Türkiye'de şu yani. Dili kullanmak Allah. Evetçilerin cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı olduğunu söylemek tehlikeli bir şey, kötü bir şey. Çünkü bir tercih, bugün evet diyen yarın bir başka bir şeye hayır diyebilir. Bugün hayır diyen bir başka bir şeye evet diyebilir. Bak çok açık ve net söylüyorum. Yarın bu ülkede Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olduğunda tartışmasız ben oyumu vereceğim. Niye anlamak istemiyorsun? Evet. Şimdi burada seyircilerimizden ama bunu yanlış buluyorum şimdi söylediğim bak, bu. Bak seyircilerimizden gelen tweetleri hemen değerlendireyim hızlı bir şekilde. Çok tweet var. Sayın Cumhurbaşkanımız hayır diyenlere 15 Temmuz'da yapanlar aynıdır. Diyor. Halbuki ben 15 Temmuz'da tankın önündeydim diyor. Hayır diyeceğim diyor. Tamam. Saygı duyuyorum. Bence Erdoğan yani? Orada ne demek istediğini bu seyircimiz anlayamaz. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Adama ben, hayır. Bak dinle Sığhiye'de, Kızılay'da tankların. Bir saniye. Mesela ben sevgili seyircimize şunu üzerine, söylemek bak, istiyorum. Sevgili seyircimize şunu demek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasında FETÖ yok mu? FETÖ hayır bile onda yer alması senin için rahatsız etmiyor ya da abi. Bir seyircimizin hiç mi kafasında bir soru işareti uyandı? Beni rahatsız etmiyor. Bilmiyorum bana çok tuhaf ben geldi yani. Ya FETÖ'yle şimdi, kimler 14 yıldır yan yana duruyordu? Beni niye rahatsız etsin? Bak ben sana diyorum ki. Bak ben ya sana hala, diyorum ki. Hala. Bak dediğin şey doğrudur. Tamam onlar bir dönem beraberdilerdi şöyleydi. Ben değildim yani ne yapayım yani? Bunlar doğrudur bunlar olmuştur. Olmuş. Bana niye FETÖ'cü deniliyor? Bana niye FETÖ'cü deniliyor? Bak o orada kaldı. Ama bana burada verilen bir mücadele var. Ya diyorum ki şimdi tamam hayır meselesini
FETÖ üzerinden okumak, ya Türkiye'nin diyorum ki 58 milyon vatandaşın kaç milyon? 29 milyonu evet dese, 29 milyonda hayır dese, Türkiye'nin yarısını FETÖ'cü mü ilan edeceğiz bak, ya? Şimdi değil. Bak, değil. Tabii ki FETÖ'cü. Ya da 29 milyonu bak dinle. 29 dinle bitireyim az. 29 milyonu G nokta kılı mı ilan edeceğiz gibi yani? Zikzak yapmadan kimle net söylüyorum. Ya? Net. Bak ya, diyorum ki ya, hayır veren vatandaşlarımız asla bölücü, FETÖ'cü, şucu bucu denemez. Evetçi diyorum, de değil denemez. Kardeşim. Niye anlamıyorsun? Ama bundan rahatsızlık duyup da evet verenleri de anlaman lazım geldiğini söylüyorum ben. Ya buna. Evet bak, evet şimdi, diyecek mafya babaları var. Evet diyecek geçmişte terör örgütünün içerisinde bulunanlar şimdi, var. Şimdi bundan ben şimdi bunu kullanır mıyım bir dil şimdi, olarak ya? Evetçiler 90 yılın revanşını alıyor diyorlar abi. Kim alıyor? Seyircimiz söylüyor. Yazanlar var. Şimdi bak bir dakika. Yok yazanlar var. Evet denirse 90 yıllık cumhuriyetin revanşını alacağız diyenler var. Ama benim için kıymeti harbiyeleri yok. Bak kıymeti harbiyeleri yok. Ben sevgili seyircimizden şunu rica ediyorum. Mağdur daha kıymetli seyircimiz. Senin verdiğin oya oy vermeye giderken beynini de al götür diyen bir zihniyet var senin karşında. Sana bidon kapalı, çürük dişli, cücük beyinli diyen, seni ötekileştiren, senin yaşam biçimine saygısı olmayan, senin yaşam biçimini 10 yıllar boyunca zuheden, ezen, yok sayan bir yapı, tamam mı? Bir yapının yapıya karşı bir tane başka bir densizle çıkıp 90 yılın şeyini alacağız. Demesini bu kadar şey alma. Bu her iki yapıda densiz tamam mı? Bir dakika bir şey diyeceğim bir dakika. Bütün değerlendirme bunu. Diyor ki Osman Baş, PKK'nın şehit ettiği askerlerimiz bari zoruna gidiyormuş, bir sorun Ali Bey'e. Tuna Bey lütfen. Evet yani zoruna gidiyor mu senin askerlerimizin şehit olması? Soruyor bana. Nasıl? Zoruma gidiyor hani tabii PKK tarafından öldürmeleri. Gitmiyor ya, şehit olmaları zoruna gidiyor. Olur mu? PKK tarafından öldürülmeleri benim zoruma gidiyor. Bu ne demek ya? Nasıl bir soru bu ya? Ya ben de seyirci soruyor ya. Allah'ım sen de bana soruyorsun sen ya. Sen de baksana Twitter'a. Bak gör işte seyirci soruyor. Benim sorum değil arkadaşlar, ki. Arkadaşlar telefonumu alabilir miyim oradan lütfen ya? Diyor ki evet çıkmazsa iç savaşa hazırlanmamız gerekiyor mu sizce? Bu Jamier Lannister diye bir şey kurumuzla soruyor. Ya değerli arkadaşlar, değerli seyircilerimiz, asla öyle bir şey olmayacak. Kafayı yemiş. Evet de çıksa, hayır da çıksa bu ülkede iç savaş olmayacak. Bu tür densiz, gereksiz açıklamaları yapanlar var. Lütfen bunlara bence itibar etmeyin. Etmeyin ya, öyle bir şey olmayacak. Tamamen bunlar kafa karıştırma, tamamen kafa bulandırma meseleleri. Yok öyle bir şey. Hiç öyle bir şey de olmayacak. Evet çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak. Evet çıkarsa Türkiye bana göre yolu açıktır. Ya bu küfür her türlü askeri ve bürokratik vesayetin önü tamamen kesilmiş evet olacak. Yüzüne, bak dinle. Evet diyenlerin yüzüne. Ya böyle bir yorum olur mu ya? Nasıl bir millet olduk biz ya? Bak çok güzel bir şey söylemiş Ali Avuç. Biz hayır verenlere terörist demiyoruz. Terör örgütleri hayır diyoruz. Bak terör örgütleri hayır diyoruz diyor. Biz terör örgütleri hayır diyoruz. Ama biz hayır verenlere terörist demiyoruz. Aslında çok güzel bir şey söylemiş. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Sevgili Anapalı söylemiş. Ya kardeşim her hayır veren tabii ki bölücü değildir. Ama memlekette ne kadar bölücü varsa hepsi hayır veriyor abi. Ne kadar terör yanlış varsa. Nasıl bir şey bu ya? Hepsi ya hayır beni veriyor. Ne hakla sen şimdi, bunların içerisine koyuyorsun ya? Ne hakla ya? Ya kafayı mı yedin? Sen mi kafayı yedin bak, ya? Diyor ki, Tuna. Bak diyor ki Anapalı. Anapalı diyor ki ya şöyle bir cümle doğru. Bak her diyor hayır veren vatandaşın bölücü falan değildir diyor. Nedir? Değildir. Doğru. Ama diyor ülkedeki bütün bölücüler, bak ülkedeki diyor, bütün bölücüler, bak sıfatlamayı yapıyorum. Tamam. Türkçe var değil mi sen? Sıfatlıyorum bak. Tamam. Bütün bölücüler diyor ama hepsi diyor hayır veriyor diyor. Ben sana ben bunu, o zaman ben yanlış söylüyor. Sana söyleyeyim mi? Bak bir tane söyleyeyim yani, sana. Bir saniye ya. Türkiye'de açık açık Kürtlere federasyon ve bağımsızlık isteyen yapı. Şimdi, bak bilmeden konuşuyorlar. Bizzat bağımsızlık isteyen yapı sandık boykot edilmesini savunuyor. Ne yapacağız şimdi? Yani birileri ya bütün hepsi diyor dediğinde bütününü tanıyormuş gibi konuşuyor herkes. Ya bak bir dakika, diyorum ki ya bu çok ayıp bir şey. Ya, yani şimdi Bülent Ersoy'un evet diyor olması beni Bülent Ersoy mu yapar evet dersem? Ya böyle bir mantık olur mu ya? Ya ben çıksam buradan ey evet diyenler Bülent Ersoy da evet diyor siz oradan mısınız diyeyim yani. Böyle bir şey Zeynel olur mu ya? Zeynel Karaca demiş ki bu ikili çok hoş ya bize söylüyor. Bunlar diyor günümüzün Hacivat'la Karagöz'ü. Bizi Hacivat'la Karagöz yaptı. Bir şey deseydi evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir şey konuşacağım. Bu evet hayır mesela. 97-98 yıllarında ben işte o zaman da gazetecilik yaparken DGM'lerde yargılandım. Bir sürü yerde yargılandık. Başımıza o kadar komik nedenlerden dolayıydı ki o vesayet, o askeri vesayetin, o bürokratik vesayetin, o hukuk jistokrasi. Tabii ki ben
inanılmaz davalar, hakkında inanılmaz sebeplerle dava açıldı 28, gazetecilik yaparken. 28 Nisan ve 27... Erdoğan'la aynı maddeden ve aynı dönem yargılandı. 312. 28, maddeden ve çok 28 Şubat'ta, 28 Şubat'ta, 27 Nisan E-Muhtırası'nda susanların, şimdi, teslim olanların şimdi kahramanlık yapmalarına gerek yok. Şimdi diyorum ki, yapmasınlar bu kahramanlığı. Bakın şu, şu gereksiz muhabbetleri bir tarafa bırakın. Eğer bürokratik oligarkın son ermesi... Eğer bu parlamenter sistemin mevcut yapısının her türlü vesayete karşı kendini koruması isteniyorsa bu sistem değişikliği şarttır. Nokta. Bu sistem nokta. Değişikliği yapmıyor. Bu sistem değişikliği ya değil. Ya kardeşim Tuna. Sistem bu ya. Değil. Bu sistem aksine söyle. Hayır bunu mu konuşacağız seninle? Seninle konuşacaksın tabii. Şuradan konuşacaksın. 18 madde sistemi değiştirmiyor. Hayır. Sistemi aksine sistemi bürokratik oligarşiyi daha da koyulaştırıyor. Şimdi diyor Türkiye'yi ki daha da otoriter bir yapıya taşıyor. Peki diyor mi? Hayır diyenler teröristlerle masaya oturanlar ne oluyor hocam diyor. Ya arkadaşlar. Onlar da bir şey oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir iktidar, bir hükümet bir terör örgütüyle masaya oturmaz. Ne yapar? O ülkenin istihbarat servisleri vardır. Bu o zaman ilgilenir. O zaman devlet oturmuş olmuyor değil mi? Bir dakika. Devlet oturmuş olmuyor. Bir dakika. Devlet oturur kardeşim. Ya bir dakika devlet tamam anlatıyorum sana. Devlet olunca da iktidardır sonuç zaten. Bırakın farklı bir şey konuşmayın. Yani. O süreç bana göre Türk siyasi tarihinin en önemli projelerinden biri. Yazık ki keşke hüsrana uğramasaydı. En önemli projelerinden biriydi. Yazık ki eğer sonuçlansaydı ki sonuçlanması zaten mümkün olamayacağı Orta Doğu'nun konjonktüründe belli olmaz öyle. Eğer sonuçlansaydı bugün çok başka şeyler konuşulacaktı. Başka Türkiye olur. Ne 15 bugün, Temmuz'da da karşılaşmazdık bugün, onu söyleyeyim yani. Karşılaşmazdık birçok şey. Bakın bugün bu süreç sabote edildi. Bu bak, süreci sabote eden sabote edenler 15 Temmuz darbe girişimine ta kendisiydi. Bak girişenler de ta kendisi. Ha, yani herkes yani o KCK operasyonları 7 tabii, Şubat tabii. 7 Şubat MİT krizi bunların hepsi biliyor yani nasıl ya, o süreci nasıl yani sabote edildi. Millet açısından yani bir şeyleri okurken lütfen objektif okuyalım. Bir de ne demek ya nasıl bir yorum yapılıyor? Her iki kesim için de söylüyorum. Küfür ederek bilmem SS nokta diye evet çıkacak. Ya nasıl bir şey akıldır bu? Ayıp ya. Ya bunlara bak bunlar doğru şeyler değil. Bu hükümet büyük bir iyi niyetle inan bana çok önemli bir proje başlatmıştı. O süreç bak o süreç eğer bugün hendek barikat terörleri daha doğrusu barikat terörü bu barikat şehir terörizmi eğer başarıya ulaşamadıysa bu Kürt halkı her türlü provokasyonlara rağmen sokağa çıkmadıysa devletiyle çatışmadıysa efendime söyleyeyim ülkesiyle efendim çatışmalıysa, Kürt halkı inanılmaz bir sağduyu gösterdiyse, inanılmaz bir özveri gösterdiyse bunun tek ama tek nedeni çözüm sürecidir. Tamam. Net konuşuyorum bunları. Net. Hiç öyle labicim yok. Bu çözüm süreci sayesinde olmuştur. Kürt halkı o süreçteki gördüğü o rahatlık, gördüğü o huzur ortamı feyiz olmuştur. Feyiz. Bir şey olmuştur, referans olmuştur. Ne oldu? AK Parti bu ülkede iktidara geldiği zaman askeri vesayeti önüne kesen de AK Parti. Birçok yeniliklere imza attı. Askeri vesayeti hiçbir siyasi hükümetin başaramadığı reformlara imza attı ya. İşte ülkenin bu ülkede inanılmaz başörtüsü yasağından tut, dil özgürlüğünden tut, efendim birçok özgürlüklere kadar hepsinin önünü açan, reforme eden, inanç özgürlüklerini önüne açan bir AK Parti vardı. Öyle bir hale getirdiniz ki 7 tane darbe girişimine maruz kaldı ya. 7 darbe girişiminden sonra. Neyse o darbenin bir kesimine şimdi darbe değil diyor AK Parti. Konsolide oldu. Dinle beni. AK Parti şimdi Ergonokon'a, ay ışığına, gün ışığına bilmem neye darbe demiyor şimdi. Yani şunu lütfen söyleyelim. Biz demokratlar bu ülkede AK Parti vesayet rejimini aşmaya çalıştıkça, vesayeti geriletmeye çalıştıkça, yerine daha demokratik bir sistem önerdikçe hep destek verdik. Ama bugün 18 maddelik bir değişim Türkiye'de vesayetin önünü kaldırmıyor. Güzel bir soru sormuş bir seyircimiz. Kemal Kılıçdaroğlu doğuda öz yönetim vaat ediyor da bunu neden görmüyor? Doğru. Hükümeti atıp tutuyorlar bu çözüm sürecinden dolayı. Ya kardeşim bu ülke ana muhalefet partisi lideri gidip Akkari'de öz yönetim ilan etti ya. Türk bayrağı dalgalandırtmadı. Ne diyorsun kendi ya? Mitinginde. Ne diyorsun ya? Ortada şu arşivlerde var. Bir şey söyleyeceğim. Ya nedir bu ya? Abi, yok, bak, şurada, öz yönetim, bak öz yönetim deyince ne anlıyorsunuz bak, siz ya? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Öz yönetimden bir dakika, ne anlıyorsun sen özellikten ya? Bahsetti. Özellik grubusunda yaptı. Özellikten ne anlıyorsun sen? Şunu anla bak. Şunu bir diyorlar ki bak çok bir şey. Ya kardeşim. 18 bak, maddelik değişimin bak, içerisinde bir madde var. Bak ben sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanı tek bir imza ile kanun hükmünde kararname ile ne bölgeler söyle dilime gelmiyor farklı bölgeler ilan edebilir diye bir karar maddesi var. Yani hatırlayan varsa izleyicimizden lütfen bekliyorum şu anda trak geldi. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'na zaten yetki verilmiş sen ne diyorsun ya?
18 maddenin içerisinde? Yani sen onu özellik mi anlarsın, özellik mi anlarsın, Ergün başka bir şey mi anlarsın bilmem. Kardeşimle Fenasi kardeşlerim birçok şey var. İşte Ergün kardeşimiz diyor ki söyleyin şu Ali Tarakçı'ya ya diyor. Hayır veren, her hayır veren vatan haini olmaz ama hainler hayır diyor diyor. yani şimdi ben hain oluyorum öyle mi? Hayır ya senin kastetmiyor. Bak hala sen... Ya 58 milyon ya seçmenin arkadaş, bak 58... Ya arkadaş sen de bu şeyin gereksiz ya. Savunma mekanizması sen de, ne sen, ya? Sen de nasıl bir şeysin? Sen ya bunu okurken şunu yapıyorsun. Algı yönü... Bak şu... Ne algısı ya? Söyleyeyim ben sana ya. Diyorum ki öyle bir şey ya yok. Ya Türkiye'de... Hayır ya, veren vatandaş terörist olur mu ya? Ya şu demin olabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şey ya, olur mu? Seçmez... Ya diyorum ki... Böyle bir şey denmiyor zaten. Ya ben de şunu anlatıyorum. Türkiye'de... Senin o terörist diye gördüğün 58 milyon seçmende yüzde binde kaçını yönlendiriyor ya? Ayıp değil mi? Yani FETÖ o kadar çok mu güçlü bu ülkede? DHKPC'yi güçlü mü zannediyorsunuz bu ülkede? Ya ne alakası var ya? Evet ya seyircimiz bu bunları niye okumuyorsun diyor. O sevgili seyircilerimiz okuyorum bu fotoğraflarını da görüyorum. Ha, yurt dışı değerli evet, takipçimiz bak, Doktor şu, Sarı. Şu, bak evet. 55 milyon 336 bin. Aha. Yani 55 milyon 400 bin civarında Türkiye'de var. 2 milyon evet. 3 milyon civarında yurt dışında var. Yaklaşık olarak 59 milyon civarında bir seçmen sayımız var. Ya şimdi bu seçmen sayılarını evet. Bu vatandaşları oy kullanma hakkı olan vatandaşları aşağılamak, terörist gibi değerlendirmek, şer cephesi olarak görmek. Evet. Ya bu nasıl şimdi, bir şey? Şimdi benim seyircilerimizden ricam lütfen 8'i verir misiniz? 8 numaralı fotoğrafı. Şimdi ben size şunu sorayım. Ben 28 Şubat sürecinde aktif bir gazeteciydim. O dönemki askeri vesayet, postmodern askeri vesayet, 28 Şubat askeri vesayeti ki onun yaptığı postmodern darbede ki o kullanılan dil, o algı, pompalanmaya çalışan o algı birçok şey vardı. Şimdi bakın burada Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ümre'ye gittiler. Ümre yaptılar ve safta namaz için saf tutuyorlar. Şimdi bundan 15 çok değil bak. 17 sene önce böyle bir şey olacak deseydiniz, biri deseydi ya sen rüya mı görüyorsun? Bu filmlerde oluyor ya da şizofren muamelesi yaparlardı o insana. Kime? Bak ya deseydi ki 20 yıl önce biri bak şu fotoğraf bugün olacak. Yani Genelkurmay Başkanı'yla bak Genelkurmay Başkanı'yla Cumhurbaşkanı yan yana yani başkomutan ve başkomutanın yanındaki efendim generali yan yana gelecekler. Ve ümre yapacaklar ve aynı safta namaz kılacaklar deseydi evet. Ya deli misin sen falan der gülerlerdi ya da sana şizofren muamelesi yaparlardı. Bak bu ülke nerelerden nerelere geldi. Eskiden bu irticaydı. Bu yobazlıktı. Bir kere, tamam mı? Bu TSK, olamazdı. Bu mümkün genel, değildi. Bu bizde bizim ülkemizde böyle bir şey TSK, olamazdı. Genelkurmay Başkanı 15 Temmuz'da evet. İpi görünce evet. Ben tamam Yüksek mı? Askeri Şura'da bir muhafazakar askerlere nasıl atıldığı ha, neyse, o dönemde. Evet. Onun için şey yapmasına gerek yok ama Turgut Özal da var bu ülkede Müslüman Cumhurbaşkanı. Var tabii. Umre'ye. Yani şimdi bir okuyucum bana bir şey göndermiş. Diyor ki hani bu hayır diyen terör cephesi var. Şimdi IŞİD'çiler de tekbir getiriyor. Tüm herkesi IŞİD'çi mi yapıyor tekbir getirenler? Evet. Yani böyle bir mantık olur mu? Ya onun için diyor herkes kendi mantığına lütfen dikkat şimdi, etsin. Şimdi diyor ki bir Ali Avuç seyircimiz Ali Bey'e sorar mısınız terör örgütleri neden hayır der? Hakikaten niye terör örgütleri hayır diyor? Yanlış buldukları için söylüyorlardır. Neyi yanlış buldukları? Arkadaş sen diyeyim söyleyeyim ben sana bir saniye. Bak, siz terör örgütü ya sen diyorsun ki çözüm sürecinde sürecinde karıştırma devlet onu. Dinle bir saniye. İşte devlet dinle. Devlet PKK ile PKK ile istihbarat örgütü masaya telik, o kadar bir saniye. Ki PKK ile masaya oturdu diyorsun. İstihbarat örgütü o devleti kim yönetiyorsa o gün onun iradesiyle oturdu tamam mı? Oturdu. O gün PKK silah bırakmaktan yanaydı, çözüm sürecinden yanaydı. Ya böyle bir mantık sorulabilir mi? O gün Öcalan için yapılan övgüler ortada. Bak, 2000 yıldaki bu ülkenin başbakan yardımcısı, bu ülkenin başbakan dinle beni. 2000 yılında görevde olan hükümet zamanında da ateşkes olmadı mı? Bak dinle beni. PKK ateşkesi ilan etmedi mi? Ya ben Erbakan döneminde de oldu. Yani bak. Sanki AK Parti önceki hükümetler kötü bir şey değil muydu? Ki bu ya. Anlamıyorsun. Yani şu mantığı kurman yanlış. Ne? Yani bu ülkede devlet bak dinle. Bu ülkede başbakan yardımcısı hükümet APO için, Öcalan için yaptığı övgüler arşivlerde duruyor. Yani şimdi bunun üzerinden okumak yanlış bir şey. Bana ne hangi nedenlerle DHKPC'nin, MLKP'nin ya da bilmem hangi terör örgütünün hangi nedenlerle evet dedi, hayır dediği bana ne?
Ben şimdi onlar öyle diyor diye tercihimi farklı mı? Benim aklım yok mu? Yani 18 maddenin Türkiye için ne getireceğini, ne götüreceğini değerlendiremez miyim ben? Yani evet diyenler de işte demin söyledim, kimi mafya babalarının, kimi terör örgütlerinin ki yaptıkları eylem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ortada duruyor. Evet demeleri, evet karar almaları. Yani şimdi evetçileri o yere mi iten? Böyle bir mantık olur mu? Şimdi diyor ki bir mesela bir seyircimiz çok güzel bir tweet atmış. Bir tane Meyra Yıldız diye bilinen bir tweet. Aynen şöyle cümleleri kullanıyor. Halkın yarısından fazlası kara cahildir. Oh. Bu iradeye mi güven olacak? Bence herkesin oyu aynı sayılmasın. Aynsun Kayacı haklıydı o zamanlar. Aydın bir insanla kara cahilin arasında fark olmalı. Bence seçim hakkı sadece üniversite mezunlarına verilsin. Çok güzel seçiyor millet. Euro olmuş 4, yok bilmem olmuş 5, şu olmuş 3, şu olmuş 2. Ya benim merak ettiğim bir şey var kardeşim. Adamın zekasıyla dalga mı geçiyorsunuz? AK Parti'den önceki, yani 2002'den önce, 2024'ten şeye kadar, 2002'ye kadar 78 yıl boyunca biz bu ülkede uzaya astronot yolladık da benim mi bundan haberim yok? Ha? Mars'a bir istasyon mu kurduk biz bu ideolojiyi, bu resmi ideolojiyle? Güdümlü bu. Siyasi partiler dönemi. Işte. Tüm mesele burada. Resmi ideolojilerle devlet yönetilmez. Kaç tane dünyayı sarsan bir icada biz imza attık? He? Dalga mı geçiyorsunuz bu eğitim ya? Sistemiyle ya arkadaş, yok. Bak, bu eğitim sistemiyle bana ya yok. Tabii ki. Bugünkü eğitim sistemiyle de yok. Eğitim sistemi feci et durumda. Feci. O başka. Benim anlamadığım ya, şey. Dün Kemalist bir gençlik. Masal, bak, bir masal anlatmayın. Yeter artık. Bugün de İslamcı gençlik yetiştiriyor. Yeter artık. Farklı bir şey yok. Bu masal anlatmayın artık. Yani bıktık, usandık ya. Siz bir üniversiteden başka kimse oy kullanmazmış da. Yok bilmem neymiş de. Biz bu üniversite gençliğinin son sınavlarda ne halde olduklarını da görüyoruz. Türkiye'deki üniversitelerin dünyada kaçıncı olduğu belli. Üniversiteden mezun olmuş bir öğrenci kendi branşındaki soruya cevap veremiyor. Kaç kitap okuyor bunlar ya hayatlarında? Türkiye'nin en iyi üniversitesinin dünya üniversite sıralamasında kaçıncı sırada olduğu ortada. O ayrı. Kaçıncı sırada oldukları doğru. Bugün Türkiye'de olan eğitim sistemi bir saniye olağanüstü hal mi var Türkiye'de? Yok. Şu anda var. O hal var. Bir şey söyleyeceğim. 27 Nisan, 28 Şubat, 367. Bir yıl... Bu kararlarla ilgili olarak neden hesap sorulmuyor? Şimdi iki tane, bak bunlarla ilgili neden bugün karar alınmıyor? İki tane önemli soru var. Diyor ki James Lannister diye bir şeyle kullanıyor. Rumuz. Ha. Peki bugüne kadar terörü bitiremeyen hükümet şimdi neyi bekliyor diyor. Ya arkadaş, bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şey Elbap'ta ne işi var ya? Suriye'de niye askeri operasyonu yapıyor? Ya siz hayatta mı uyuyorsunuz ya? Bu ülkede hendek barikat olaylarında bu senin şehirlerin 6 ay 5 ay senin kontrolünde değildi ya sokaklar, ara mahalleler. Sen bunlar nasıl ele geçirildi? Bunlar nasıl temizlendi? Neyle yapıldı? Bir çiğni de değnekle mi oldu bu? O kadar gereksiz sorular soruyorlar ki. Bak saygı duyuyorum. O dönemde tamam, bak, valiler... Seyircimize saygı duyuyorum ben. Ama bu soru bana gereksiz geldi. Operasyon yapmayın. O hendekler kazılırken seyredenlerin kimlik kontrolü... Doğru. Ya vatandaşlık gerizekalı... Onların kim olduğu da ortaya çıktı. Neyse. FETÖ'cü yapılanmaları, orada nasıl istihbarat sakladıkları, nasıl göz yumdukları ortada gördük işte. FETÖ'cülere babam getirdi. Yani ya. Öf sen de ya, öf ya. Ne zaman geldi? Öf be. 89'dan beri bu ülkede kamunun içindeler ya. 89'dan beri. Bu kadar yetkili değillerdi. Yani tamam, bu kadar fazla şey değildiler. Ama 89'dan biridir. 2010 referandumunda ben evet dedim. Yetmez ama evet. Gördük ki 2010 referandumunda FETÖ HSK'yı ve yüksek yargıyı ele geçirdi. Ne yapacağız şimdi? Ya, evet dediğimiz için FETÖ'ye mi destek vermiş olduk hepimiz? Edip Uysal Aslan diyor ki sözde PKK yöneticisi bu referandumda PKK'yı yok etmek için yapılacak diyor. Yani bu Kandil dedi ya, bu evet çıkarsa bu AK Parti MHP bizi dümdüz edecek diye. Ya diyor bunu hiç sorgulamıyor mu diyor bu Ali Tarafçı diyor bunu falan diyor. Bilmiyorum, ya sorgulamıyor. Ali Tarafçı rahatsız değil bunlar. Bana ne PKK'dan ya. PKK ile benim hiç yolum kesişmiyor. Masaya oturmadım. Yahu kardeşim neye evet diyeceğiz? Bunu açıklayan yok diyor. Şimdi ben idrak ettiğim sen ölçüde de, sen açıklayayım. Sen de açıklamıyorsun zaten. 18 maddelik bir cumhurbaşkanlığı sistem değişikliğiyle birlikte güçlendirilmiş cumhurbaşkanı. Bir kakafoni ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı'nın halk seçmiyor mu? Halk seçiyor. 2000 bu karar alınmadı mı? Alındı. Siz gidip 2014'te Ağustos'ta Cumhurbaşkanı verdiniz, oylarla seçmediniz tabii mi? Seçtiniz. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanının daha aktif olması, siyaset yapabilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçim propagandası yürüttüğü partisine de hakim olması kadar
ya da o partinin genel başkanı olmayı istemesi kadar normal bir şey yok. Çünkü siz seçiyorsunuz. Halkın iradesiyle geliyor. Bir seçimle geliyor, siyaset yaparak geliyor. Şimdi bu, evet de bu kakofoni ortadan kalkacak. Yürütmenin eli güçlendirilecek. Kararlar daha hızlı alınacak. İki başlıktan doğan sorunlar ortadan kalkacak. Hatırlayın, bu Ahmet Necdet Sezer Ecevit ya da efendim Turgut Özal'la şey falan değil. Ya da Demirel Çiller, bu mesele değil. En daha yakın bir örnek ya. En yakın örnek Davutoğlu ile Erdoğan arasında yaşanan uyuşmazlık. Yaşanan fikir ayrılıkları. En basit örnek. Bu çift başlık ortadan kalkacak. Yine parlamenter sistem olacak. 550 vekil yerine 600 vekille temsil edileceksiniz. Temsil sayınız artacak. Temsil yaşı düşecek. Ama hepsinden önemlisi yürütmenin eli güçlenecek. Yürütmenin eli güçlendiğinde kamunun içindeki bürokrasinin bir oligark olması engellenecek. Bürokrasinin bir vesayet olması engellenecek. Askeri vesayet ve benzeri hukuk vesayetlerinin oluşması engellenecek. Bu ülkede yapılan bütün darbelerin kökeninde hukuk ve askeri vesayetler darbesidir. Ve aynı zamanda bürokratik oligark darbesidir. Bunun en bariz örneği zaten bürokrasi, askeri ve hukuku da içine katabilirsiniz. 17-25 Aralık'taki hakimler, savcılar, emniyet mensupları, bunun hepsi bürokratik oligarkın, bu paralel yapı denen çetenin birer üyeleriydi. Bunlar, bu çetenin birer sarmalıydı bunlar. Ve onlar bu darbe teşebbüslerini yaptılar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yapındaki bu FETÖ yapılanması, o FETÖ'nün TSK içindeki yapılanması yaptı. Bakınız, bu iktidar 15 yıldır iktidarda olan ve en az girdiği bütün seçimleri neredeyse kazanmış bir siyasi partiye 7 darbe girişimi yapıldı. 7 sayalım mı? 367 garabet. Hatırlayın, 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında uydurulmuş bir 367 garabet, ki en büyük savunucusu CHP'ydi. Anayasa Mahkemesi'ne laf yetiştiriliyor ya, Anayasa Mahkemesi'ni eleştiriyorlar ya, hukukun özgürlüğünden bahsediyorlar ya, demokrasiden, halkın iradesinden bahsedenler o dönem 367 garabetiyle bir iktidar partisinin kendi Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı olmasını engellediler. O bir darbe girişimiydi. Arkasından 27 Nisan emırtırası. İnternette verilen, hatırlayın, bir darbe girişimiydi. Cumhuriyet mitingi, Cumhuriyet mitingleri bir darbe girişimiydi. Gel 7 Şubat bir darbe girişimiydi. Gel 17-25 Aralık bir darbe girişimiydi. KCK operasyonları bir darbe girişimiydi. Gezi kalkışması bir darbe girişimiydi. Kaç tanesini sayalım sana ya? Kaç tanesini? Bunun hepsi seçilmiş bir iktidara yapıldı ya. Seçilmiş bir iktidar 15 yıl boyunca 7 darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Bu ne demektir? Mevcut bu parlamenter sistem bu haliyle kaldığı sürece gelecek her iktidar, her siyasi yapı, her siyasi parti, her siyasetçi açık bir darbeye maruz kalacaktır. Darbeye açık bir duruma gelecektir. Zaten tarihte bunun örneği var kardeşim. 7 tane darbe yapılmış. Bak işte askeri darbelere. Bunun önünü geçeceksin. Sen yürütmeyi güçlendiğinde bürokratik oligarkın, bürokrasinin bir oligark oluşturmasını engellemiş oluyorsun. Bir vesayetin oluşmasını engellemiş oluyorsun. Ama bu yürütmenin güçlenmesiyle olabilecek bir şeydir. Aynı zamanda da karar alma mekanizması daha hızlanacak. İcraat mekanizması daha çok hızlanacaktır. Ya bunu sadece Erdoğan'la niye sınırlanıyor ya, Erdoğan'la? Ya Erdoğan bugün var, Erdoğan şey yarın yok. Miyim? Ya bir de yani bundan sonra Erdoğan mı bu ülkede Cumhurbaşkanı Tuna, olacak? Bak, bu programı yaptığımızdan beri sorduğum temel soru var. Evetçi evet. Arkadaşlara, evetçi milletime. Ama 18 maddede benim de eksik bulduğum iki madde var. O ayrı bir şey. Onu konuşuruz. Arkadaşlara evet. Sorduğum soru şu. Ya bu 18 maddeye Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasaydı, bu kadar güçlü olmasaydı, Kılıçdaroğlu için, Bahçeli için, Demirtaş için ister miydiniz ya? Eğer bu milletin yararı neyse Kılıçdaroğlu için de istersin, Demirtaş için de. Kimin geleceği? Yani sadece Erdoğan üzerinden kurmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Ve bugün Türkiye'nin gerçekten evet diyeceklerinin %90'ına yakın kısmı Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için istiyor ya. Bu sorunun yanıtını hiç sormayacak mıyız? Onun için tüm mesele şu, yine izleyicilerimiz sormuş, Cumhurbaşkanı bu 18 maddede bölgesel yönetimi ilan etme ya da kurma olayı var. Bulamadım o maddeyi, hangi maddede olduğunu. İyicene bakarsanız gelecek programda ayrıntılı olarak o maddeyle beraber söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar Tuna. Evet, peki ben de noktalıyorum. Aslında bunun daha çok uzun, o kadar çok tweet var ki şimdi... Ya gelecek programda 18 maddeyi tek tek konuşalım. Konuşacağız. Ya. Bak benim öyle bir fikrim var. Konuşacağız. Şimdi 18 maddeyi konuşalım. Konuşacağız. Konuşmalıyız çünkü 18 maddenin her maddesini seyirciye anlatmalıyız. Seyircilerimizin kafalarındaki soru işaretleri bitmeli. Peki haftaya bunu yapacağız inşallah. Peki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Noktalıyoruz.